Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Onur Özkan ve Ozan Zeybek konuklarımız. Yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Hem milli takımımızın hazırlık maçları için aday kadrosu açıklandı. Hem Fenerbahçe'nin kura çekimi var. 1 saat sonra başlayacak Konferans Ligi'nde temsilcimizin rakibini öğreneceğiz ve aynı zamanda Sarı Lacivertlerin Saint-Gilloise karşısında oynadığı maçın özet görüntüleri daha sonra spor ekranlarında olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun hepimiz için. A milli futbol takımımızın aday kadrosu açıklandı. Bu kadroyu sizinle paylaşmak istiyoruz sevgili seyirciler. İlk olarak kaleciler Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Koçuk, Uğurcan Çakır. Savunmacılarımız Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmet Can Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Ferdi Kadıoğlu. Orta saha oyuncularımız Hakan Çağlanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'ı da orta saha olarak yazmışlar. Savunmada da orta sahada da farklı pozisyonlarda katkı verebiliyor. Orkun Kökçü ve Salih Özcan. Forvetler, kanat oyuncuları da buraya dahil. Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız ve Yusuf Yazıcı. Akıllara hemen Çağlar Söyüncü ve Abdülkerim Bardakçı geliyordur. Bu normal. İki oyuncunun da sakatlıkları var ve sakatlıkları sebebiyle muhtemelen A milli takımın aday kadrosunda yer almıyorlar. Onur, nasıl buldun kadroyu? Macaristan ve Avusturya ile Cuma ve Salı günleri önümüzdeki hafta ve sonraki hafta oynanacak maçlar bizi bekliyor. Bizde milli takım kadroları hep tartışılır ama yani Montella'nın kadroları bence kamuoyunun %80-85'ini memnun ediyor. İlk geldiği günden bu yana açıkladığı kadrolar. Tabii ki üzerine konuşulabilir. Hani şu oyuncu yok, niye yok denebilir. Bunun sonu yok. Ama ben genel olarak kadroyu adil, adaletli ve iyi buldum ama tabii ki geniş bir kadro bu. Yani 29 saydık değil mi az önce seninle? Evet. 29 tane oyuncu var. Dolayısıyla şampiyonaya giderken 6 oyuncunun çıkarılması anlamına geliyor bu. Özellikle hücum hattında çok fazla zenginlik var. Yani uyku kaçırır bu Montella adına. Kim dışarıda kalacak? Bu 6 oyuncu kim olacak? Savunma hattında sayı artmayacaktır oyuncu anlamında. Orta alanda sayı değişmeyecektir ama hücum hattından 6 oyuncunun çıkarılması anlamına gelecek bence bu. Çünkü savunma ve orta alandaki oyuncu sayısı ideal oyuncu sayısı. Ama hücumda çok fazla oyuncu var. Performanslara göre belirlenecek ama bu arada bir bilgi daha vereyim. Ahmet Can Kaplan da dün Ajax'ın Aston Villa deplasmanında oynadığı maçta sakatlandı. Bilmiyoruz henüz durumunu. Yani bir şişlik vardı bacağında. Bilmiyorum, evet sekerek çıktı ama çok ciddi gibi gelmedi bana. Ama büyük ihtimalle kontrolleri yapılacaktır kampta. Ben kadroyu dediğim gibi adil ve adaletli %100 olmasa bile 80-85 oranında buldum. Ozan Zeybek. Şimdi biz Hiddink'in, Lucescu'nun, Fatih Terim'in kadrolarını bile eleştirdik. İşte Montella da böyle bir algı oluşturdu. İşi ona bırakmış gibiyiz Türk halkı olarak. Burada beni rahatsız eden eksik şu olsaydı böyle olur, böyle olsaydı şöyle olur diyebileceğim hiçbir şey yok. Normal bugünün gündemin getirdiği şeylerle tercihlerde bulunmuş. Büyük ihtimal ben Avusturya'daki maça gideceğim Viyana'ya. Ayın 26'sında. Oraya davetliyim, büyük ihtimal o maça gideceğim. Bizim bu hazırlık maçlarını yapmamız çok gerekiyor. Yani biz büyük bir havaya kaldık diye düşünüyoruz. Aynen. Ama arada bir mesafe oluştu tarih, takvim anlamında. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Yavaş yavaş da kafasında bir ciddi 11 olmasa bile 14, yani milli takımın oturmuş bir 13, 14, 15 futbolcusunun olması gerekiyor. Montella'nın bu maçlardan, hazırlık maçlarından sonra onları gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bakalım, bazı tabii ki değişiklikler olacak özellikle Avrupa Şampiyonası'na giderken ama aşağı yukarı herhalde nasıl bir takımla gideceğimizi görüyoruz. Bence bu 29 oyuncunun 18'i minimum bence şampiyonaya gider. Hani bu kadronun dışında olan kaç futbolcu şampiyonada kadroya girer? Çağlar ve Abdülkerim Bardakçı'yı saydık sakatlık sebebiyle. Evet. Hani onun dışında mesela şu anda form grafiği düşük. Normalde milli takımın direkt oynayan oyuncuları Cenk Tosun olabilir belki ama şu anki formuyla çok zor. Hani sezon sonuna kadar ciddi bir grafik yakalaması gerekiyor. Formdan ziyade şöyle de bir şey var. Çok oyuncu var. Çok oyuncu var. Yani hiç oyuncu yoktu bir sene önce. Çok oyuncu var. Evet. Can Uzun katıldı. Enes Ünal var. O pozisyonda Kenan Yıldız'ı değerlendirebilir. Barış Alper Yılmaz var. Semih Kılıçsoy Barış ve Barış Alper Yılmaz. Çok fazla yani Cenk'in var. Avrupa Şampiyonası hayali var yani mı bilmiyorum ama ben şu çok kolay değil sanki.
oturup bakıyorum kadroya. Hani kim çıkabilir bu hücum kadrosundan, kim dışarıda kalabilir? Dediğim gibi çok zor bir tercih olacak bu Montella adına. Ama bu biraz da güzel. Biz yıllardır hep hücum hattındaki problemleri sayardık. Oradaki alternatif sıkıntısını konuşurduk. Bu kadar bolluk da bir anlamda çok güzel. Çok güzel bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi bu kadro içinden bence minimum 18 oyuncu şampiyonaya gider. Hani bu sayı artabilir de daha fazla yani. Olur, sakatlık sorunları olmasa. Mesela şimdi bugün stoperlerden bahsediyoruz. Abdülkerim'den, Çağlar'dan. Senin ideal 11'in ne? İdeal 11'in milli takım olarak. Zor soru bu abi. Yani hemen basit kaleci mesela. Kaleci. Benim kalecim Uğurcan Çakır'dır. Yani tabii stoperlerin ki, kimdir? Stoperlerin, son aylara baktığımızda, son Çağlar, haftalar demiyoruz. Abdülkerim Bardakçı'dır. İkisidir diyorsun. Evet. Bekler zaten Ferdi Kadıoğlu bankodur. Hı-hı. Sağ bek burada hani Zeki, Mert, Barış Alper, Kaan Ayhan. Takıldığın yerde Kerem'e soralım. Kerem imzi verirse. Aynı sağ bek noktasına kadar tamamız. Tamamız. Ben de öyleyim. Ortalığının evet. Üçümüz merkezi... hemfikiriz. Bakın işte şey oturuyor anlamında söylüyorum. Yani bu ilerleyen haftalarda klasik yok, bazı... Çoğu kişinin zaten bu şeyi vardır abi. Ortalanda mesela bence İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu'dur benim ikilim orada. İsmail Yüksek. Ben yani İsmail Yükseksiz bir milli takım orta sahası düşünemiyorum. Yani İsmail onu mutlaka Hakan'dır benim merkezim orada. 10 numara pozisyonunda biraz form durumuna göre işte Arda Güler. Bu arada hoca hani nasıl Hakan bir formasyonda oynayacağımızı da görmemiz lazım. Örnek veriyorum, İsmail'in yanına işte Salih Özcan'ı koyup önüne Hakan Çalhanoğlu da koyabiliyor. Yani ama merkez ikilisi bence İsmail ve Hakan en azından üçlünün ikilisi olacaktır diye düşünüyorum. Hani bir oyuncu orada değişebilir. Kanat ve hücum konusunda hiçbir şey diyemiyorum. Yani şu anki durumlara göre hani kim direkt orayı i̇şte oynar? İşte son haftalara çok baktığımızda, zor. Son aylara baktığımızda ben bir kanadın birinde mutlaka İrfan Can'ın değerlendirileceğini düşünüyorum. Biraz da rakibe göre olabilir belki. Şöyle örnek veriyorum. Yok yok, birçok oyuncuyu değerlendirir. Hani havuzda çok oyuncu var. Tabii. Da. Yani bugün aklımıza gelen ilk 11 dediğimde, yani ortak noktada saymaya kalksak 6-7 tane oyuncumuz var. En son evet. Soruyu sorayım o zaman. Santrafor'umuz. Evet, çok zor. Maçına tamam. Göre değişir. Bence de. Yani şimdi geçiş oynayacağımız bir maçta, topun rakipte olacağı bir maçta Semih'i rahatlıkla kullanabilirsin. Ama mesela top bizdeyse işte Can Uzun, Enes Ünal tarzı orada. Bu arada Barış Alper'i de hoca en zor karar maçında Barış evet, Alper'i bulundu. Barış Alper de oynar maçı. Orada 9 numara pozisyonunda. Kenan, yani biraz rakibe göre sanırım pozisyon alacağız gibi duruyor. Kenan Yıldız'ın sezonu nasıl tamamlayacağı önemli. Kendi takımında. Montella onunla ilgili bir açıklama yapmıştı bundan yaklaşık bir 15 gün evvel. Arda soruldu, Kenan Yıldız soruldu ve şu cevabı vermişti. Yani fizik güce vurgu yapmıştı. Hani eğer bu oynama süreleri devam ederse Arda Güler'in şu anki oynama süreleri, Kenan Yıldız'ın son dönemki düşen süreleri devam ederse hani orada farklı bir sürpriz tercih yapabilirim mesajını vermişti hoca. Yani hazır oyuncuyu alacağım yeteneğe göre değil de kim hazırsa fiziki anlamda, kim maç ritmini tutturmuşsa onu oynatırım tarzında bir sözü vardı. O yüzden de hani bu süreler devam ederse Arda ve Kenan için ve kadro açıklandığı zaman bu oyuncuları göremezsek benim adıma çok büyük bir sürpriz olmayacaktır. Bence kadroda banko olur ikisi de ama ilk 11 oyuncusu olurlar mı? Çok oyuncu var çünkü orada yani. Şimdi az önce beyin jimnastiği yaptık. Bence 6 oyuncu o forvet yazan kısımdan dışarıda peki, kalacak. Peki şöyle bir soru sorayım o zaman. Oyuncu? Kenan'ı ve Arda'yı almazsa o zaman eleştirir miyiz? Eleştirir tabii ki. Bence tabii mutlaka kadroda olur. Olur yani mutlaka kadroda. Mutlaka olur. Eleştirir. Tabii ki olacaktır. Yani milli takımımızın şu anda kadrosunda hani belki de Avrupa düzeyinde en parlak kariyeri gösterilen iki tane futbolcudan bahsediyoruz. Evet. Kenan Yıldız, Arda Güler. Ama dediğim gibi o Montella'nın o sözü benim kafamı kurcaladı. Hani şöyle sorayım. Kim altı oyuncu olabilir mesela dışarıda kalacak şu kadrodan? Bu kadrodan mı? Evet. Yani ben iki tane oyuncu sayabilirim. Ama dördü sayamıyorum. Mesela Ömür ve Yunus Akgün'ü biraz daha o anlamda geri planda görüyorum ama diğer dört kim olur? Çok zor. Ben bulamadım. Bence adaylardan biri Suudi Arabistan'da oynuyor olması sebebiyle Merih bence. Ama Merih şöyle düşün. Merih, önemli bir oyuncu hayır, geçmişte hayır, Merih de. Merih çıkarsa oradan yerine zaten Çağlar ve Abdülkerim gelecek zaten. Evet. Ben sayı anlamında yani, söylemiyorum. Tamam. Hücum hattından çıkacak gözüküyor. Çünkü savunma ve orta alandaki sayı bence ideal sayı. Eksilme olmayacaktır. Ama hücum hattından eksilme olacak 6 tane. O anlamda soruyorum. Milli takım oyuncusu olmasa Cengiz Ünder dışarıda kalabilir. Ama çok iyi bir milli takım oyuncusu değil mi? Evet ama milli takım oyuncusu. Onu hoca mutlaka düşünecektir. İrfan çok formda. Şimdi Kerem'i dışarıda bırakabilmişsin. Bayağı Barış Alper'i. Çok zor. Kenan Yıldız, Can Uzun,
Semih Kılıçsoy. Bu turnuvanın santraforu kim bilmiyorum ama bir sonraki turnuvanın santraforu Can Uzun. Onu şimdiden söyleyebilirim. Evet. Kesinlikle. Hatta Frankfurt'a transferi de büyük ihtimal olacak. Çok doğru bir tercih yaptı. Yani dediğim gibi uyku kaçıracak bir tercih olacak o 6 oyuncu tercih, hatta 4 oyuncu tercih diyelim. Hani ben çıkamadım işin içinden. Artık hocanın işi. Tartışılacak, her türlü tartışılacak, onu söyleyelim yani. Verilecek kararla alakalı da mutlaka konuşacağımızı, uzun süreler tartışacağımızı şimdiden hissedebiliyoruz. Bakalım sizce burada dışarıda kalabilecek oyuncu kim? Hücum hattında. Bu konuyu biraz daha konuşacaksak ekrana yansıyacağım yani isimleri bir kere daha görelim mi? Hafızamda tutamadım. Hücum hattını özellikle ben de bu arada sayayım. Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı. Ya şimdi zaten bir iki tane oyuncu büyük ihtimal. Yani kimse için temennide bulunmayız, böyle istemeyiz de burada sakatlıktan veya başka şeylerden dolayı olamayacaklar. Mutlaka olacak. Tabii. Bu kadar ismin arasında. Nasıl bugün kadroda olması gerekip de olmayanlar varsa o dönemde de aynı şeyleri yaşayacağız. Kerem, ben şu anda bu cevap hakkımı pas geçmek istiyorum ya. Uygun görürsen. Tabii ki. Düşünmek lazım, evet. Üstüne. Hoca da eminim uzun düşünüyordur. Ciddi. Ya burada şimdi şöyle bir şey var. Genelde şampiyona kadrolarında biraz farklı düşünülür. Birden fazla pozisyonu oynayan oyuncular çok fazla tercih edilir. Çünkü turnuva içinde sakatlıklar, cezalar olduğu için kadro bu şekilde geniş tutulur. Mesela Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz tarzı oyuncular turnuva oyuncularıdır genel olarak. Birden fazla pozisyonu oynadıkları için. Ama tek pozisyonlu oyuncular... Öte yandan Kaan'ın da bir sakatlık problemi var. Evet, bir operasyon olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Şimdi... Mesela Yusuf Yazıcı benim tarzım bir oyuncu değil. Yani bir de kişisel bakıyorsun ya. Kullanması zor bir oyuncu Yusuf. Evet. Sistem anlamında. Benim mesela kadroda tutmayacağım oyuncuların başına geliyor. Orada Samet Akaydın var mesela. Yani böyle ben 4 taneyi 5 taneyi rahat çıkarırım. Ama Samet'in yerine mesela ya da Cenk'in yerine 2 tane var. Stoper gelecek. O anlamda hani Yusuf tamam bence de Abdülkadir Ömür olabilir. Yunus Akgün olabilir ama yine 3 oyuncu kalıyor geriye. Yine çıkamayacağız işin içinden. Biraz zamana ihtiyacımız var ve milli takımın oynadığı ya daha doğrusu oynayacağı iki hazırlık mücadelesindeki performanslar da muhtemelen bazı oyuncuların geleceğiyle ilgili bazı ipuçlarını verecek. Fenerbahçe'ye bir dönüş yapalım. Yaklaşık 50 dakika kadar sonra Sarı Lacivertlerin kura çekimi de başlayacak. Konferans liginde temsilcimizin rakibi de belli olacak. Öncesinde dünkü performans üstüne biraz konuşacağız. Fenerbahçe Union Saint-Gilloise deplasmanında 3-0 kazandığında sevgili seyirciler zaten turu çok büyük ölçüde geçtik gözüyle bakıyorduk. Dünkü 1-0'lık yenilgiye rağmen Fenerbahçe adını bir üst tura rahatlıkla yazdırdı. Maçın özet görüntülerini izleyelim. Sonrasında üzerine konuşmalarımız. Avrupa Ligi'nde bu arada eşleşmeler belli oldu. Bunları da paylaşalım. Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, Fenerbahçe'nin performansını da değerlendireceğiz. Benfica-Marsilya eşleşmesinin galibi Milan-Roma eşleşmesinin kazananıyla oynayacak. Liverpool-Atalanta eşleşmesinin galibi Bayer Leverkusen-West Ham. Düzeltiyorum. Benfica-Marsilya kazananı Liverpool-Atalanta, Milan-Roma kazananı Bayer Leverkusen-West Ham. Özellikle Milan-Roma-Leverkusen-West Ham tarafı biraz sert olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde de bir taraf bayağı sert eşleşmeler var. Diğer taraftan kimin geleceğini öngörebilmek belki daha kolay ya da daha zor olabilir birçok futbol severe göre ama daha zayıf. Bu tarafta da daha zayıf. Yani Liverpool'un çok açık favori olduğu bir taraf var. Diğer taraftan kim gelir finale emin olmak çok zor. Çok zor, evet. Çok dengeli olmuş orası. Bu takımlar arasında kaç tanesi Şampiyonlar Ligi'nden gelme? Hemen şöyle bir tekrar Benfica Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Benfica Şampiyonlar Ligi, doğru. Milan Şampiyonlar Ligi. Leverkusen değil, West Ham değil. Sadece Benfica ile evet, Milan. Benfica Milan. O kadar. İkisi. İki takım. Ama Dublin'deki finalde bir Liverpool ve Liverpool efsanesi Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'ı da güzel. Olabilir ki yeni Liverpool menajeri de Xabi Alonso olabilir sezon sonunda. Ya da Liverpool Milan finali de hikayesi olan bir final olabilir. Ama onun zaten rövanşı da oynandı ya Atina'da. Oynandı. İki kere oynandı o final. Bakalım. Enteresan eşleşmeler var. Hakikaten büyük merakla bekliyoruz.
hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde güzel kurallar söz konusu oldu. Bunları da konuşuruz ilerleyen saatlerde. Fenerbahçe'nin performansına değinelim. Sönük bir maç oldu açıkçası. Sönük bir 90 dakika oldu ama herhalde ilk mücadeledeki skor da Ozan Zeybek bunda fazlasıyla etkili. Çok rahat çıktık maça. Rahat bitirdik. Keşke kazanarak bitseydi. Rahat çıkmadık aslında. Rahat çıkmadık. Burada umutsuz. Öylesine sanki 3-0'ın verdiği bir rehavet mi yoksa akıllar Trabzonspor'da mıydı? Trabzonspor maçında mıydı? Bilemiyorum. İkisinin birleşimi belki. İkisinin birleşimi olduğu kesin de oranlarını bilmiyorum. Hani %70 öyle %30 böyle mi diyeyim. Ben şaşırdım işin gerçeği Kerem. Neden biliyor musun? Ya Fenerbahçe'yi bir hafta övüyorsun. Müthiş oynuyor diyorsun. Bir maç övüyorsun. İkinci maçı izledikten sonra ne konuşacağına karar veremiyorsun. Neden? Senin kişiliğinle ilgili sorunlar var zannetmeye başlayacaklar. Ya diyecekler kardeşim sen bu takımı, müdahaleleri, teknik adamı geçen hafta övdün. Bu hafta elinden gelse hadi neyse bu durumlara sokuyorsun konuşmalarına diyorlar. Borsa gibi oldu Fenerbahçe'nin maç grafiği. Bir hafta tavan yapıyor, bir hafta batıyor. Kağıdı batıranlar vardır ya böyle perişan durumda. Şimdi Rize maçı hep aklıma o geliyor. O hava şartı, çamurlu ortam. Serdar Dursun oyun alması, 3 tane oyuncu aynı anda değiştirmesi, kaybedilecekmiş gibi görünen bir maçı kazanması. Bravo dedik. Kariyerinin en iyi hamlesini yaptı. Müdahalesini yaptı bir teknik adam olarak dedik. O şartlar unutulmuş. Biz başka bir maçı izledik sanki. Başka bir teknik adam izledik. Bir hafta sonra Kasımpaşa maçında yine Serdar Dursun'u almaya. Hava güneşli, çok güzel bir İstanbul havası. Serdar Dursun'la umut arayan bir teknik adam izledik. Şimdi bir önceki maçı izliyorum. Belçika'daki maçı. Ya bu Fenerbahçe artık bu saatten sonra önünde bu sezonun bitmesi için lig maçı mı, Süper Kupa maçı mı, Avrupa maçı mı kimse yenemez bu Fenerbahçe'yi diyorsun. Bu iştahla, bu tempoyla, bu heyecanla. Bir hafta geçti üzerinden ya, bir yıl geçmedi. Hiç kimse değişmedi. Aynı insanlar var. Başkan aynı, hoca aynı, futbolcular aynı. Ama dün akşamki Fenerbahçe'yi izliyorum. Sezon başına gitmek istiyorum şimdi de. Ağustos ayı, Eylül ayı. Fenerbahçe seremonide futbolculara bakarsın böyle İstiklal Marşı okunur, kameralar yakından çeker. Futbolcular yerinde duramıyor. Bir an önce maç başlasın. Gözlerinde bir ışıltı, parıltı var. Dün akşam bakıyorum Fenerbahçeli futbolculara. Böyle baygın balık gibi bakanlar var. Hadi bu maçı oynayıp da gidelim diyenler var. Bunun tabii deştikçe en iyi yanı, polyanılcık oynayacak olursak Fenerbahçe yorgun diyebilirsin. Ama büyük takımsan, böyle büyük hedeflerin varsa, lig şampiyonluğu, Avrupa'da final oynama hayallerin varsa yorgunluk kelimesini akla bile getirmeyeceksin. Dün akşam şaşırdığım konulardan biri de seyirciydi. Sanki statta seyirci yoktu. Böyle bazı turistik yerler vardır. Herkesin elinde bir telefon. Çekeyim buraya da çekeyim, buraya geldiğimi belli edeyim, lokasyon atayım diye. Fenerbahçe'de dün akşam Instagram seyircisi vardı. Dalıp giden, böyle hiç maçla alakası olmayan, bir heyecan katamayan. Hep aynı şeyi söylüyorum, bunu defalarca söyleyeceğim böyle devam etmeye giderse. Bir Galatasaray seyircisine bakıyorum, maçın gidişatını değiştiriyor. Rakibin psikolojisini bozuyor. Bir oyun olarak düştüğü anda takımını ateşliyor. Yani bunları yapabilen bir seyirci var ve Galatasaray'ın son 2-3 sezon, 2 sezondur özellikle en büyük başarısı seyircisini arkasına alabilmesi. Ama Fenerbahçe'nin bir araya mı gidiyoruz? Bir virgül koyacağız. Engin Can Çelik bizi bekliyor. Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi öncesi Kasımpaşa tarafının düşüncelerini alacak canlı yayında sözü Engin Can'a bırakıyorum. Kerem teşekkürler. Kemerburgaz'dayız. Kasımpaşa Spor Kulübü tesislerindeyiz. Süper Lig'in asist kralı ile birlikteyiz. Haris Hayridinovic ve sorularımızı soracağız ve bu sorularımızda tercüman Caner Çakmak bize yardımcı olacak. Ben hemen başlayayım. Haris öncelikle hoş geldin. Teşekkür ederiz bu röportajımızı kabul ettiğin için. Süper Lig'in asist kralısın. 13 asist ve 3 golle katkı sağladın. Yani toplamda 16 gole katkı sağlamış oluyorsun. Bu konu hakkında bir görüşlerini almak istesek, bunu sorabilirsek iyi olur. Yes. Öncelikle merhaba. I want to say that I'm really glad that I reached this number of assists, and I want to improve also myself because we have still 9 games to go, and I want to finish the season on the best way. So I hope I will be also the first
assist meant to say until the end of the season what is my individual target. So of course we have individual targets and we have a team target, so I wish we will reach all of them this season. Evet, çok mutluyum. Tabii ki bu rakamlara ulaşmak benim için çok önemli. Çünkü kendimi de sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Bu rakamları da kalan 9 maçta elimden geldiğince geliştirmeye çalışacağım. Ligi asist kralı olarak bitirmek istiyorum. Bu benim bireysel hedefim. Tabii ki hem bireysel hedeflerimiz hem de takım hedeflerimiz son 9 maçta çok önemli. Umarım her ikisini de en iyi şekilde gerçekleştirebiliriz. Bu sezon önümüzdeki hafta 30. haftaya gireceğiz ve 29 maçta, yani her maçta ilk 11 başlamış, 13 asist dedik ve takipçileri de Dušan Tadić 9 asistle ve bir diğer takipçisi de Sebastian Szymański 8 asistle. Yani bu derece değerli bir isimlerin arasında kendisini nasıl bir boyuta sokabiliyor açıkçası? Yeah, of course, as we know, Dušan Tadić is one of the best players in our league, and like we can see also Szymański has a great season behind him, so I have to say they are great players, and it's nice to be next to them. So what can I say about them? I'm glad that I'm in this position right now. Evet, yani bildiğimiz gibi Tadić ligimizin en iyi oyuncularından birisi. Szymański de çok iyi bir sezon geçiriyor. Gerçekten ikisi de harika oyuncu. Bu harika oyuncularla birlikte orada bulunabilmek, o rakamlara ulaşabilmek benim için çok mutluluk verici. Şunu sormak istiyorum. 14 Ocak 2019 tarihinde itibaren Kasımpaşa Spor Kulübü'nde aktif olarak futbolculuk kariyerine devam ediyor ve yaklaşık 5 seneden beri de Türkiye'de yaşıyor. Kasımpaşa Kulübü ile kimyasını ve Türkiye ile olan bir kimyayı sormak istiyorum. Kendisi Türkçe anlıyor aslında ama kısmen cevap verebiliyor. Bu konu hakkında bir görüşlerini alabilir miyiz? Would you like to say about chemistry between you and Kasımpaşa and between you and in our country? You understand Turkish properly, but what would you like to say about that? Yes, as we know, I'm here now more than 5 years, so I can say that I'm part of Kasımpaşa family and I'm really happy to be here, and from first day till now I'm feeling very good, and I feel that Kasımpaşa is my second family, so I hope it will continue in this way. So we have respect from both sides, from me and from the club, and from the people from the club. We love each other, so we have good chemistry between us, good relationship. That's the most important, and I hope it will be like this in the future also. Evet, 5 yıldan fazla oldu. Kasımpaşa'da bulunuyorum ve Kasımpaşa ailesinin bir parçasıyım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kasımpaşa'yı ikinci ailem olarak görüyorum. Umarım bu şekilde devam edecektir diye ümit ediyorum. Harika bir kimya var aramızda Kasımpaşa ile birlikte. Buradaki çalışanlarla birbirimizi çok seviyoruz, çok saygı duyuyoruz. Birbirimize karşılıklı olarak çok saygı gösteriyoruz. Ben de burayı ikinci ailem olarak gördüğüm için hem de bu ailenin parçası olduğum için çok mutlu hissediyorum. Umarım uzun yıllar bu şekilde devam eder. Şimdi gol krallığından bahsedecek olursak, vatandaşı Edin Dzeko 18 golle şu an gol sıralamasında birinci lider. Takipçileri arasında da Aytaç Kara geliyor 12 golle. Mevkideşi hakkında neler söylemek ister? Yani birinci Edin Dzeko, yanılmıyorsam üçüncü veya dördüncü de Aytaç Kara geliyor 12 golle. Daha doğrusu evet, 12 golle Aytaç Kara geliyor. Yani bu düşüncelerini almak isterim mevkideşi hakkında. Statistics, because I touched playing at the same position with you as well, and he's like the third. Yeah, as I can say for myself, I can say also for Aytaç that he's having a great season till now, and I hope he will continue in this way, and I wish best for him. I hope he will reach most of the goals in his career is what he did until now, but I hope he will continue to scoring the goals. And what can I say about Dzeko? I'm not surprised about him because he's the world-class player, and he's not surprised to be the top of the score list. Evet, kendim için söylediklerimi aslında Aytaç için de söyleyebilirim. Aytaç harika bir sezon geçiriyor ve umarım bu şekilde oynamaya devam eder, bu şekilde sezonu tamamlar, daha da fazla gol sayısına ulaşır. Bildiğim kadarıyla kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı. Umarım onu geliştirmeye devam eder. Onun için de en iyisini diliyorum. Dzeko ile alakalı da bence Dzeko'nun bu tablonun en üstünde olması sürpriz değil. Çünkü dünya çapında bir oyuncu. O yüzden zaten beklenen bir şey.
O zaman bu bağlamda şöyle de soru sormak isterim. Edin Dzeko ile sosyal hayatında görüşüyorlar mı? Görüşüyoruz tabii ki, çünkü biz tanıyoruz birbirimize öncesinde. Tabii ki ya, zaman zaman çay içiyoruz, yemek yiyoruz. O problem değil zaten. Bu hafta çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Kasımpaşa Spor Kulübü. Ligin lideri Galatasaray'la ve ligin en az gol yiyen takımı Galatasaray. Yanlış hatırlamıyorsam 17 gol yedi. Kasımpaşa'da baktığımız zaman ligin en fazla gol atan 3. takımı. Ama bir bakımdan da ligin en fazla gol yiyen takımı. Bu konu hakkındaki düşünceleri nelerdir? Of course we're going to play against one of the best team in Turkey and they are leader of the table and of course it's going to be difficult game, we know that, but I think we are ready for that game and also we are the team who likes to play this kind of games. We likes to play against teams who play open football, because we are the team like who likes to play for goal more. And as you can see that we score a lot of goals, but we concede a lot of goals, so it means that we are playing open football. So it's going to be as well the same, I think, against Galatasaray. We will try our best and we're going to see what's going to happen. Yani ligin en iyi takımlarından birisiyle oynayacağız. Zaten lider durumdalar. Kesinlikle çok zor bir maç olacak ama hazır olduğumuzu düşünüyorum. Biz de takım olarak bu tarz maçları oynamayı seviyoruz. Büyük takımlara karşı oynamayı seviyoruz. Özellikle bize karşı açık futbol oynayan takımlara karşı oynamayı seviyoruz. Çünkü istatistiklere de baktığınızda çok fazla gol atan bir takımız. Fazla da gol yiyoruz ama bu oyunun ofansif tarafını daha fazla oynamak istediğimizi gösteriyor. Daha açık oynadığımızı gösteriyor. O yüzden iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız o maçta da. Çok teşekkürler. Son olarak kendisinin bizlere söylemek istediği bir şey var mı? Aktarmak istediği bir şey var mı? A-Spor izleyicilere ve genel olarak futbol severlere. For the A-Spor, follow A-Spor and what can I say more? So they are one of the best sport television in Turkey, so I hope you will follow them as in the future as well. A-Spor takip edin. Bence en iyi spor kanallarından birisi ve öyle de olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Kerem, hem Haris Hayredinoviç ile beraberdik hem de tercüman Caner Çakmak'la beraberdik. Bizim röportajlarımız şimdilik burada sonlanıyor ama yaklaşık bir 20 dakika sonra Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile röportajımıza tekrardan devam edeceğimizi söyleyelim. Söz tekrardan size bırakalım eğer ki sizin de bir sorunuz yoksa. Teşekkür ediyoruz Engin Canceli'ye. İlerleyen dakikalarda Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'yu da izleyeceğiz. Bakalım Galatasaray maçı öncesi Sami Hoca neler söyleyecek, hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe Union Saint-Gilloise mücadelesiyle ilgili konuşuyorduk. Ozan Zeybey'in sözünü kesmiştim. Devam edebiliriz. En sonlarda kalmıştık. Daha yeni başlamıştık. Kameralar, futbolcuları. Taraftardan bahsediyordum. Galatasaray tribününün. Instagram seyircisi gelmişti. Evet, evet, doğru. Şimdi daha önce baktığımızda sezon başındaki Fenerbahçe'de, o iştahlı tempolu Fenerbahçe'de oyuncular bile kendi yerinde duramıyordu. Ama son haftalarda bakıyorum, mantık olarak, yani böyle psikolojik olarak böyle düşüşte olan bir Fenerbahçe oyuncu yapısı görüyorum. Ya yani bir takımda bir hafta önce müthiş oynayıp bütün Avrupa tarafından ayakta alkışlanan bir Fenerbahçe izleyip de İkinci hafta bambaşka bir boyuta geçebiliyorsa bunu ifade etmek çok zor. Ya bazı şeyler stratejik olabilir diyorsunuz. Nasıl olsa 3 golle geldi. Burada kazanmasa da olurdu. İstediğini aldı. Ama öyle değil. Fenerbahçe'nin tutarsız bir yapısı var. Tutarsız bir oyunu var. Şimdi sezon başında yine Eylül'e, Ekim'e döneceğim. Bu Trabzonspor yenilgisine kadar olan Fenerbahçe'de dakika 85 Fenerbahçe 2-1 yenik durumda bile olsa Fenerbahçe bu maçı alır diyorsun. Ya şurada kalmış 5 dakika ama bu maçı alır. Bir tane 90'a kadar atar, bir tane 90'dan sonra uzatmalarda atar. O hissi uyandırıyordu. Ama şu andaki Fenerbahçe o hissi uyandıramıyor. Dün akşam benim adıma izlediğimde yani hiç beğenmediğim, övülecek bir tarafı olmayan bir Fenerbahçe vardı. Elle tutulacak bir oyuncusu yoktu. Şunu diyebilirsin, illa birisini söylemen gerekiyorsa iki tane stoper, Osvaldo ve Ciku iyiydi diyelim. Ama böyle büyük bir camianın, büyük bir kulübün, Avrupa'da çeyrek finale kalmış sıfatını alan bir kulübün en iyi iki oyuncusu bu eleme maçında iki tane stoperi diyorsan bunlar soru işaretleridir. İsmail dün akşamki maçta yani kafamı karıştırdı. Pozisyonlara girmek istemedi. Hele o sarı kart aldıktan sonra ayağımı bu pozisyonun içine
sokayım mı yoksa bekleyeyim mi? Ferdi'de bir düşüklük var son haftalarda. Yani bunları hep konuştuğumuzda, iyi niyetli düşündüğümüzde yorgunluğa bağlıyoruz. Ama büyük takımda yorgunluk kelimesinin kullanılmaması lazım. Şampiyonluğa oynayan takımda, Avrupa'da ben bir şeyler yapacağım diyen takımda, diğer takımlar bunları söylemiyor. Bakın, dünya markası olmuş takımlar bunları söylemiyor. Onunla ilgili örnek vereyim. Dün evet, mesela tabii. Liverpool, Sparta Prag ilk maçta işi bitirmişti. Rövanşa çıkıyor. İdeal kadrosundan, yani son 11'inden 7-8 tane futbolcu vardı. Direkt yani bambaşka bir 11'e çıkabilir miydi Klopp? Yine turu geçerdi ama 7-8 tane ilk 11 oyuncusuyla başladı maça. Orada biraz da ama şunu düşündü. O oyuncuların da önemli bir bölümü sakatlıktan döndü. Salah ritim gibi, Soboslay gibi ritim bulmaları için kullandı bence. Ama daha fazla bir rotasyon yapabilirdi yani. Bir de bu hafta sonu lig maçı yok. FA Cup maçları var. Evet, hafta sonu onu da belki düşünmüş olabilirler. Ama büyük bir başarı. Hep bu Fenerbahçe'nin Avrupa'da gruplarda oynarken söylediğim bir şey vardı. Mart ayına kendini Liverpool'da atabilmesi. Liverpool'da bu arada United'la oynuyor. Yani FA Cup'ta. Kendini Mart ayına atabilmesi çok önemli diyordum. Şimdi Nisan'ı da görecek. Şimdiki temennim de Mayıs'ı görmesi. Şimdi hayatta şu vardır. Bilgi, birikim, tecrübe, zeka, yetenek hepsi 10 üzerinden 10 olsun. Şans sıfırsa çarpanları, yani bunların hepsi 10 üzerinden 10 ama şans sıfır, hepsini aldı götürdü. Şimdi bugün biraz sonra şahit olacağız. Yarım saat falan var herhalde. Daha az kaldı belki de. Fenerbahçe'nin bu andan itibaren bir kura şansına da ihtiyacı var Kerem. Yani gidip en son final oynayabileceği takımı şimdiden çekmesi onun için de bir talihsizlik olur. Ama baktığımızda, sikletlere baktığımızda Fenerbahçe'nin bu kupa için final oynamasını gerektirebilecek yani hiçbir sebep söyleyemezsin bana. Ben kura şansını da yerinde tutturabilirse Fenerbahçe kesinlikle final oynar diye düşünüyorum. Ama bu eleme, yani şimdi çekeceği kura Fenerbahçe için çok önemli. Evet. Bakalım, ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Hatta eğer elimizde varsa muhtemel rakiplere de bir göz atabiliriz. Bu arada Onur Özkan'ın da rövanş maçı ile ilgili değerlendirmesini duymak isterim. Yani şimdi resmin bütününe baktığımız zaman ligdeki 29 maçın 24'ünü kazanmış bir Fenerbahçe. Konferans liginde çeyrek finale çıkmış bir Fenerbahçe. Dolayısıyla bu tablodan çok net bir eleştiri ya da önümüzdeki döneme dair umutsuz bir şey çıkmaz. Ancak Fenerbahçe'nin oyununa baktığımız zaman ben önümüzdeki süreç, yani Fenerbahçe'nin iki hedefi, lig ve konferans ligi hedefi için ciddi sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Evet, dünkü oyunun anlaşılabilir bir sebebi var. İlk maçtaki skor. Ben bunun üzerine çok fazla durmuyorum. Yani Avrupa'da bunun örnekleri çok fazla var. İlk maçta işi bitirmiş takımların rövanşta biraz ekonomik oynayıp belki bir farklı yenilgiye bile razı olduğuna çok şahit olduk. Ama Fenerbahçe'nin bu oyunu, bu sorunları yeni değil. Sıkıntı buradan kaynaklı. Yoksa Fenerbahçe ligde çok güçlü bir oyunla yoluna devam etse, bu maçı böyle oynasa ben hiç görmezden gelirdim bu maçı. Hiç önemli değildi benim için. Fenerbahçe için en büyük sıkıntı şu. Fenerbahçe güçlü iç saha oyununu kaybetti. Ve Ocak ayı başındaki Konyaspor maçı 7-1'lik galibiyetten bu yana Fenerbahçe'nin hiçbir iç saha maçında ne bir güçlü oyun görebildik, ne de maçın sonunu rahat götürebilen bir Fenerbahçe görebildik. Ve özellikle Avrupa ve lig hedefi için söylüyorum, bir takımın güçlü iç saha oyunu olmadan hedefe ulaşabilmesi çok kolay bir iş değildir. Fenerbahçe'nin son dönemde hep aynı sıkıntıyı yaşadığını görüyoruz. Oyun anlamındaki mesela Saint-Gilloise rövanşıyla alakalı o yükseliş vardı ya. Ben şu farkı görüyorum orada. Oyun farklıydı biraz Fenerbahçe adına. Ligdeki oyununun çok daha dışında bir oyun anlayışı. Rakibinin önlem aldığı değil, Fenerbahçe'nin önlem aldığı. Fenerbahçe'nin biraz beklediği, rakibe göre biraz konumlandığı bir oyun olduğu için biraz Fenerbahçe'nin oyunu ligdekinin üstüne çıktı diye düşünüyorum. Ama o senaryo ligde çok fazla Fenerbahçe'nin karşısına çıkmayacaktır. Ama mesela konferans liginde örnek veriyorum, Fenerbahçe Lille eşleşti, Aston Villa, Fiorentina. Herhangi bir takımla eşleştiğinde ben şansını ciddi yüksek görüyorum. Çünkü o oyun Fenerbahçe'yi bence sahada şu anki görüntüsünden çok daha iyi gösterebiliyor. Saint-Gilloise rövanşının senaryosundan bahsediyorum, ilk maçtan bahsediyorum. Ama Fenerbahçe adına bence ciddi bir kırmızı alarm var oyun anlamında. Yani fizik güç. Ligin son dönemi, belki de fizik güce en çok ihtiyacınız olduğu son virajda Edin Dzeko, Szymański, Tadic, Cengiz, Fred, hatta İrfan Can normal formlarının ve fizik güçlerinin bir hali gerisinde. Sen sakınları mı sayacaksın? Muhtemel rakipleri Fenerbahçe'nin Victoria Pilsen, PAOK, Fiorentina, Aston Villa, Kulüp Brugge, Lille ve Olympiakos. Evet, kura şansı çok önemli gerçekten de. Yani bununla ilgili bir örnek vermiştim. Bir daha tekrarlayayım. 2000
yılında Galatasaray UEFA Kupası'nda kuralları çektiği zaman muhtemel ekiplerinden bir tanesi Arsenal'di Galatasaray'ın. Daha doğrusu Arsenal eşleşmesinin galibiyle oynayabilecek durumdaydı Galatasaray. Leeds United, Lens eşleşmesinin galibiyle eşleşmişti o dönem. Yarı finalden bahsediyorum. Çeyrek finalde kurallar çekildiği zaman Galatasaray muhtemel olarak Leeds... Yok, yarı finalde... Leeds, Lens galibiyle oynayacaktı. Yok, Lens ve Arsenal yarı finalde oynadılar. Ha, öyle mi? Leeds. Evet, evet. Yani şunu demek istiyorum. Galatasaray... Leeds'in çeyrek finaldeki rakibi kimdi hatırlamıyorum ama Lens, Arsenal, Arsenal yani yarı finalin diğer ayı. Yarı finalde de Arsenal'le eşleşebilirdi ve iki maç üzerinden bence elemesi çok zor olacaktı Arsenal'i. Yani doğru söylememiz gerekiyor. O yüzden de mesela burada net bir favorisi var mı kupanın? Bence Aston Villa çok net bir favoridir kupa adına. Ondan sonra Lille, Fenerbahçe bence ikinci durumdadır. Sonra Fiorentina diğer takımları sayarız. Bu yüzden de bu turda Aston Villa ile eşleşmek şanssızlık olur Fenerbahçe adına. Eleyemez mi? Eleyebilir tabii ki. Ama finalde tek maç üzerinden oynamaktansa bu maçta iki maç üzerinden oynamak dezavantajdır Fenerbahçe adına. Yıpratıcı olacaktır. Kura şansı bence de çok kıymetli. Bakalım göreceğiz bir kısa süre sonra. Ozan Zeybek ne dersin? Gönlümden geçen Çekya takımı. Victoria Pilsen. Zaten şu andaki adların en zayıf gözüküyor. Ama gönlümden geçen ayrı. Ya Belçika takımı ya da Yunan takımı çıkacak diye düşünüyorum. Olympiakos, PAOK ya da Kulüp Brugge. Evet. Olabilir. Ben Fiorentina olacağını düşünüyorum. Bakalım. Fiorentina çok zor bir ya takım çok Fenerbahçe isim için. Kadro böyle olarak belki öyle olabilir. Form Fenerbahçe'nin, olarak. Fenerbahçe'nin gerisinde bırakıyorlar şans anlamında ama Fiorentina zor bir takım. Sami Uğurlu şu an Engin Cançeli'nin yanında. Sami Hoca da Galatasaray mücadelesi öncesi görüşlerini bizimle paylaşacak. Röportajın ardından sohbetimize devam edeceğiz. Engin Can, söz sende. Kerem, tekrardan teşekkürler. Kasımpaşa Spor Kulübü Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile beraberiz. Hocam nasılsınız öncelikle? Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bu yoğun programın, yoğun fiksürün içinde bizleri kabul ettiğiniz için Ağspor olarak teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hocam geçtiğimiz hafta ile başlayalım. İstanbul Spor karşılaşması 1-0'lık devre arası olmuştu. Daha sonrasında maçı çevirmeyi her zamanki gibi bildiğiniz desek yanlış ifade etmiş olmaz. 2-1'lik bir skor, mücadeleci bir oyun. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim öncelikle. Tabii İstanbul Spor maçı aslında maçları birbirinden çok fazla ayırmamak lazım. Daha önce konuştuğumuz gibi maçlarda ligde özellikle bu haftalardan sonra takımların birbirini yenmesi kolay olmayacak diye konuşmuştuk. Çünkü herkes ligin içinde, yani şu anda lider olan takımın da bir hedefi var, 19. olan takımın da bir hedefi var. Kaldı ki 20. olan İstanbul Spor'un da bireysel hedefleri var. Tabii ki de çok fazla yatırımlar yapıldı. Herkes ligde kalmak için mücadele ediyor. Biliyoruz ki hiçbir maç kolay olmayacak. Zaten fikstüre baktığınız zaman, haftanın programına baktığınız zaman belki hepimiz burada hani desek ki birer tahmin yapalım. Herkes farklı farklı tahminler yapar muhtemelen. Çünkü maçları görüyorsunuz, hiç kimse rahat galibiyet alamıyor. Çok zor geçiyor maçlar. Çok mücadele gücü çok yüksek geçiyor. İstanbul Spor maçında böyle bir maç olacağını zaten tahmin ediyorduk. Şöyle ki biliyorsunuz Antalyaspor maçı 2-0'dan geri döndüler. Beşiktaş maçı belki maç şansları yanlarında olsa kazanabilecekleri bir maçtı. Yine son hafta Ankaragücü deplasmanında beraberlikle döndüler. Ligin ilk baktığın tabii ligin değil pardon. Maçın ilk yarısında özellikle çok bizimle alakalı. Bizim oynadığımız oyun çok böyle istediğimiz oyuna hükmetmekten daha ziyade doğru alanlarda, doğru pozisyonlarda rakip kaleye çok çabuk inebilmekti. Bunu aslında Sivas maçında da yaşamıştık. Onlar da beşli oynamıştı bize karşı. İstanbul Spor da aynı şekilde beşli oynadı. Kapalı savunmada zaman zaman bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ancak tabii ki de bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Onun için de çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Ama iyi gitmeyen bir ilk yarı sonrasında ikinci yarı özellikle istediğimiz pozisyonları bulduk. Özellikle 8 numaraları bizim çok alternatifi olmayan diyeyim 8 numaralı oyuncularımızın Aytaç ve Haris'in daha çok devreye girmesiyle fazlaca pozisyon bulduk ve bunların iki tanesini gole çevirip maçı da kazanmayı bildik tabii. Hocam bu bağlamda bu hafta pazar günü çok kritik bir mücadeleye çıkacaksınız aslında. Şu an
3 puanlık bir fark var Beşiktaş'la aranızda. 4.lük için UEFA Avrupa Konferans Ligi için ligin en az gol yiyen takımı Galatasaray, evet. 17 gol. Sizler de ligin en fazla gol atan 3. takımı. Yanlış hatırlamıyorsam, doğru, notlarıma da bakıyorum. 50 gol attınız. 51 gol de yediniz ama ligde, evet, en çok gol yiyen takımısınız. Başa baş bir mücadele olacak gibi gözüküyor. Özellikle orta saha anlamında. Bir tarafta, hı-hı, Aytaç Kara, bir tarafta Haris Aydınoviç. Galatasaray tarafına baktığımız zaman Kerem Demirbay olsun, Mertens olsun, Torreira olsun. Bu nasıl bir mücadele bizleri bekliyor? Yani Kasımpaşa o gün nasıl bir mücadele sergileyecek Galatasaray karşılaşmasında? Evet. Tabii ki de çok zor. Galatasaray maçta içeride de olsa, dışarıda da olsa, ligin hangi bölümünde de olsa fark etmiyor öncesi sonrası. Çok zor maç olacağı ortada. Çünkü şöyle, burada bireysel yetenekleri çok fazla olan oyunculara sahip Galatasaray takımı. Hem hücum hattı çok ciddi şekilde bireysel yetenekli oyunculara, yani daha oyun içerisinde bireysel maç kazanabilen oyunculara sahip diyeyim daha doğrusu. Diğer tarafa bakıyorsunuz, savunma anlamında ligin en az gol yiyen takımı, bir defa şuna herkes en fikirdir herhalde, Türkiye'ye gelmiş en büyük, en iyi kaleci Muslera. Bu benim kendi fikrim, kendi düşüncem. Birçok maçı da nasıl net şekilde çevirdiğini hep beraber görüyoruz, şahit oluyoruz. Yine aynı şekilde iyi stoperleri var. Davinson Sanchez gibi, Nelson gibi, Abdülkerim gibi. 6 numaraları da aynı şekilde, Torreira. O da tartışması herhalde Türkiye'nin en iyi 6 numarası diyebiliriz. Bu savunma hattı da çok ciddi şekilde bu az gol yemelerinin sebeplerinden bir tanesi. Belki de en güçlüsü. Bize baktığınızda tabii biz çok fazla gol atan ama çok fazla da gol yiyen bir ekibiz. Hücum oynamayı seviyoruz. Önde oynamayı seviyoruz. Riskli oynamayı seviyoruz. Çünkü oyuncu profili aslında baktığında biraz da buna yatkın, daha elverişli. Ön tarafımız çok keskin. Mama da, Morta da, işte Diego Rochinha yeni katıldı bize. O da bu tarz bir oyuncu. Aytaç, Haris, attıkları goller, asistleri, asist sayıları çok yukarılarda. Bu da bizim gol bulmamızı aslında çok daha rahatlatıyor, daha yukarıya taşıyor. Kaldı ki bizim daha önceki dönemden beri bir oyun kurgumuz, oyun planımız var. Ancak bunu uygulayan tabii ki de oyuncular. Bu oyuncular da çok iyi şekilde bunu sahaya yansıtıyorlar ve biz de bunun karşılığını alıyoruz. Diğer tarafta baktığın zaman da savunma yönünde, evet, hücum geçişinde çok etkiliyiz. Çok fazla üretkeniz. Ancak savunma geçişlerinde de ciddi zafiyetlerimiz var. Devam ediyor. Tabii ki de onun için çalışmalar yapıyoruz. Bunu en iyi seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Az gol yemeye çalışıyoruz. Ama son 7 haftaya baktığınız zaman da 8 tane gol yemiş. Aslında ortalamayı çok ciddi şekilde düşürdüğümüzde görülüyor net bir şekilde. Bu yolda da mesafe kat ediyoruz. Zaten umut ediyorum ki yediğimiz gol sayısını azaltıp attığımız gol sayısını yukarıya taşıdığımız zaman ya da bu seviyede tuttuğumuz zaman istediğimiz hedeflere de ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hocam şunu sormak istiyorum. Beşiktaş'la aranızda 3 puan bir fark var demiştim ve siz ligin son maçı yanılmıyorsam Beşiktaş'la karşı karşıya, evet, geleceksiniz. Kendi evinizle karşı karşıya geleceksiniz. Tabii ki o zamanki şartlar veya puan durumu ne olur bilinmez ama Kasımpaşa'nın geçmişte de bir Avrupa serüveni vardı. Kasımpaşa'nın bu sezonki bir Avrupa serüveni nasıl bir süreç olacak? Yani üçüncülük, dördüncülük, takımca bunu istiyorsunuz, hoca olarak da istiyorsunuz. Sizin de bu konu hakkında bir görüşünüzü alabilir miyiz? Yani bu puan farkını eşit şekilde devam ettirmek istiyorsunuz tabii ki de. Ve son maça kalmasını ister misiniz? Yani Beşiktaş takipçisi olarak. Ha, tabii ki de burada yarıştığınız rakipler çok ciddi kaliteye sahip. Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Başakşehir'de, daha altta Rizespor gelen belki birkaç takım daha buna ortak olabilir ama şu anda yukarıda gözüken Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzon gibi duruyor. Onlarla mücadele etmek de çok kolay değil. Ama bir hayalimiz var tabii ki de. Oraya gitmek istiyoruz, Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunun için de çok efor sarf ediyoruz diğer takımlar gibi. Dediğim gibi hani bizi oraya taşıyacak olan aslında takım birliği, bütünlüğü. Biz, nasıl biraz önce söylemiştik, Galatasaray bireysel olarak çok yetenekli oyuncular. Evet, bizde de yetenekli oyuncular var. Etkili oyuncularımız var. Ancak biz takım olduğumuz zaman, bütün olduğumuz zaman daha başarılı oluyoruz. Daha iyi işler ortaya çıkartıyoruz. Buna devam edip, üzerine koyup Avrupa kupalarını yakalama şansımız tabii ki var. Ancak son 9 maç, hepsi final. Son maçımız Beşiktaş ama pazar günü Galatasaray, Başakşehir,
İşte oynayacağın maçlar Antalya. Bir tanesi kolay diyemezsin. Yani herkesin dediğim gibi hedefi var. Nasıl sen Avrupa Kupalarını istiyorsan diğer takımlar düşmemeyi ya da diğer takımlar da Avrupa Kupalarını istiyor. O yüzden maçların hepsi çok birbirinden zor geçecek. Yani şöyle bakıyoruz, her maç final, gerçekten 9 maç tek tek gitmek istiyoruz. Şundan eminiz ki tabii ki de Galatasaray çok güçlü bir takım. Ancak Galatasaray maçı ne kadar zor olacaksa 3 hafta sonra oynayacağımız işte Samsun maçı, Antep maçı, Antalya maçı, onlar da bir o kadar zor olacaktır. Siz zaten her defasında da söylüyorsunuz hocam, biz maç maç ilerliyoruz, maç maç bakıyoruz diye. Galatasaray maçına da o şekilde bakacaksınız. Tabii. Anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle, tabii ki de. Tabii ki de büyük maçlarda, yani büyük takımlara karşı oynadığın maçlarda özel bir motivasyon kaynağı mıdır? Kesinlikle. Oyuncular için de, takımımız için de kesinlikle bir motivasyon kaynağıdır. Yani kendiliğinden ortaya çıkan bir motivasyon oluyor kesinlikle. Ancak yine söylüyorum, burada Beşiktaş olması, Galatasaray olması, Fenerbahçe olması, oynadığımız rakipler, biz biliyorsunuz siz de hani Beşiktaş deplasmanına çıkarken de 3 puan için çıkıyorduk. Fenerbahçe deplasmanına çıkarken de 3 puan için çıktık. Bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde. Ben bunu çok dile getiriyorum ama oyun felsefesinde de hani ya 3 olsun ya hiç olsun şeklinde. Tabii ki de hiç olacağına 1 olsun ama o riski alabiliyoruz. Yani çünkü benim kendi felsefemde şu var. Bizi eğer Avrupa Kupası'na götürecekse 3 puanlar götürecek. 1 puanlar değil. Doğru. Diye düşünüyorum. Yani 3 puan, eğer ki bu 5 maç, 9 maçın 5 tanesinde 3 puanı alabilirsek bunu yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Onun için her maça 3 puan paralosuyla çıkıyoruz. Pazar günü de aynı şekilde çıkacağız. Bir sonraki hafta yine aynı şekilde çıkacağız 3 puan için. Hocam çok teşekkürler. Süreniz de artık daralıyor. Son olarak Kasımpaşa taraftarına da bir şey söylemek ister misiniz? Veya sizlerin başka bir konu hakkında söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok kısa. Ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki de Kasımpaşa taraftarı her zaman bizi destekliyor. Yani geçen hafta da İstanbulspor. Yani sayıları evet az olabilir zaman zaman maçlarda bakıyorsunuz. Evet, çok büyük bir kitle olmayabilir ama ellerinden geldiği kadar o desteği veriyorlar. Ve her zaman yanımızda oluyorlar. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Diğer parantezde kendi takımım için, oyuncularım için açmak istiyorum. Gerçekten sağ içi ve sağ dışı karakterleri oldukça fazla. Tamamıyla bir takım havasını dışarıya yansıtıyorlar. Tamamen kenetlenmişler. Beraber hareket ediyorlar sağ içinde de sağ dışında da. Aslında bu başarının temellerini atan unsurlardan bir tanesi. Bunun için kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Çok efor sarf ediyorlar. Bakıyorsunuz, bunu bir kez daha dile getireyim. Hani bize verilmiş olan bütçe doğrultusunda, belki bize verilen bütçe ligin en düşük bütçesi olabilir ama büyük bütçelerle belki şampiyonluğa oynayabilirsin. Bu büyük başarıdır. Ancak bu bütçelerle Avrupa kupalarını kovalayabilmek gerçekten, o da göz ardı edilmemesi gereken başarıdır. Bu başarının da en büyük sahipleri futbolcularımızdır. Onlarla da gurur duyuyorum. Hocam çok teşekkür ederiz bu zorlu fikstürde ve yoğun programda bizlere vakit ayırdığınız için. Kerem, bir teşekkür de buradan ben Kasımpaşa Spor Kulübü yöneticisi Serkan Reşber'e etmek istiyorum. Sağ olsun bizleri kırmadı ve yoğun fikstürde A Spor olarak bizleri buraya davet ettiğini söyleyelim. Eğer ki bir sorunuz yoksa tekrardan sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Engin Canceli'ye aktardıkları için. Kasımpaşa Galatasaray maçı pazar saat 16'da oynanacak ve bu mücadeleye dair de ilerleyen saatlerde konuşacağımızı belirtelim. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi de ilerleyen dakikalarda belli olacak sevgili seyirciler. Saat başında kura çekiminin başlayacağını bir kere daha hatırlatalım. Fenerbahçe'nin rakibinin kim olduğunu hep birlikte göreceğiz ve bu konuda da değerlendirmelerde bulunacağız. Ozan Zeybek, fiziksel olarak özellikle Saint-Gilloise deplasmanındaki Fenerbahçe, kupadaki diğer karşılaşmalarda da aynı şekilde devam ederse en büyük silahı fiziksel oyunu mu olur Sarı Lacivertlerin, ne dersin? Bugüne kadar fiziksel oyunuyla büyük başarı elde etmiş bir Fenerbahçe izlemedik. Yok. Ama en kritik maçta bunu çok üst düzeyde gösterdi. Kullanması gerektiği yerde kullandı. Evet. Keşke doğru bunu, kullanması gerektiği yerde bunu kullandı. Bunu uzun süre yayabilse, ama Fenerbahçe'nin bu tarzda bir takım olduğunu düşünmüyorum. Tecrübeli ve teknik kapasitesinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Rakibini incelerken ne konuşuyorduk? En büyük özelliği fiziksel gücü, atletik bir yapıya sahip diye. Hani klasikleşmiş bir şey vardır ya, şu ülkenin takımları bize ters gelir deriz. Mesela yani Belçika takımları bize diye. Ters gelir, Danimarka takımları bize ters gelir. Tam ters oldu ilk defa. Biz o takıma ters geldik. Evet. Onlar şok yaşadılar. O şoku atlatamadılar zaten. Başka bir Fenerbahçe bekliyorlar. Yani bu sezonki
Fenerbahçe'yi hep izlediler, analiz ettiler. Başka bir Fenerbahçe. Yalnız Onur, Belçika'daki maçı hatırla. İlk 10-15 dakika skor bulabilirlerdi, gol bulabilirdi Belçika takımı. Kesinlikle. Bulmuş olsaydı işler çok farklı olabilirdi. Ne ilk maç öyle biterdi, ne ikinci maç böyle biterdi. Fenerbahçe elenirdi demek demiyorum bak. Skorlar da farklı olurdu. Daha zor olabilirdi. Tabii. Daha olabilir. İşler çok değişebilirdi. Dünkü maçta da erken gol bulmuş olsa yine Belçika takımı başka bir Fenerbahçe izleyebilir. İyi takım orada mesela ilk maçta Fenerbahçe bence. Bu arada galiba son saniyelerimiz içindeyiz. Bora'ya da sorayım. Öyle mi? Yani evet. 30 saniyemiz var. Tamam, normalde zaten hani Saint-Gilloise iyi bir takım. Fenerbahçe biraz kötü gösterdi rakibi ilk karşılaşmada. Evet. Dün de mesela demek ki Fenerbahçe 2-0 bile bitse ilk maç burada bir kriz çıkacakmış. O anlamda hani küçümsemeye çalışanlar var hani bu başarıyı Saint-Gilloise kimdir falan diye. Yok yani iyi bir takım Saint-Gilloise bence. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Az sonra yeniden birlikteyiz. Bir yere ayrılmayın. Sevgili seyirciler, UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi az sonra belli olacak. Kura çekimi başlamak üzere ve kura çekimi esnasında da biz de takip ediyor olacağız. Arkadaşlarımız da bilgilendirecek. Fenerbahçe'nin rakibi ve final yolu nasıl şekillenecek bunu göreceğiz. Hakikaten heyecanın doruk noktasına çıktığı dakikalara artık giriş yapmak üzereyiz. Fenerbahçe'nin rakibini az sonra göreceğimizi belirtelim. Muhtemel rakipleri bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Aston Villa, Lille, PAOK, Kulüp Brüj, Fiorentina, Olympiakos ve Victoria Pilsen. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri bunlar. Arkadaşlarımız da hemen görüntüye getirdi. İçimizden geçen rakipleri sorduğumda Victoria Pilsen'i söylüyor. Şimdi, Ozan Zeybek istediği rakip istediğim olarak söylüyor. İstediğim o. Keşke hissiyat değil. Yani benim elimde olsa direkt Pilsen'i izlerim. Tam dişimize göre. Ama içimden yani gönlümden geçen o, içimden geçen de neden diyorum biliyor musun? Belçika takımını eledi ya. Bir Belçika takımı gelebilir. Bir de bugünlerde Yunanistan, Fatih Terim falan hep böyle bağlantılı işler çıkar biliyorsun bu şeylerde. Ya da diyorum Yunan takımı Yunan gelir. Takımı gelmesin bence. Bak, Türkiye'de şu final, olur genellikle. Yunanistan'da Fenerbahçe'nin orada finale gitme. Türkiye Kupası'nda falan motivasyonu var. Onların da finale gitme motivasyonu üst düzeyde olacak. Türkiye Kupası'nda falan son 8'e kalınca bir bakarsın fikstürde de o takımla oynuyorsun. Çok denk gelir. Çok denk gelir. Aynen. Bu işlerde de hep böyle kura çekimlerinde de ya hep bir bağlantı olur. Ya bir eski futbolcusu ya bir eski teknik direktörü. Ya elenen Beşiktaş, takım Konya ülkenin. Konya Spor oldu öyle. İşte her hemen hemen her sene olur. Her sezon olur hemen hemen. Ama sen ne demiştin Yunan takımlarıyla ilgili? Yunan takımları onlar da finale gitmek isteyeceklerdir. Orada çünkü final orada oluyor değil Yunan takımı Fenerbahçe'nin gitmesini özellikle istemeyeceklerdir. Tabii. O yüzden hiç gerek yok bence. Aston Villa çıksın Fenerbahçe çıkmasın diyecekler. Yani. Şunu söyleyeyim Yunan takımı deyince de şöyle bir algı oluşabilir. Bu arada Victoria Pilsen'in de en önemli oyuncularından santrforu Rafiu Drosinmin'in de uzun süreli bir sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalacağını da belirtelim. Çek onu bir Victoria söyleyeyim. O zaman. Evet. İkinci kelimesini söylemeyeceğim. İdeal, çek bir Victoria diyeceğim. İdeal görünüyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Eğer Yunan takımına çıkacaksa Olympiakos çıksın. Herkesin aklına Olympiakos daha zormuş gibi geliyor. Marka değeri olarak PAOK çok iyi takım. Ama Olympiakos'un da 4-1 kaybettiği mücadelenin revanşında Maccabi Tel Aviv'i elediğini belirtelim. Bu sezon Eyüp Elkabi Hatay Spor'dan da tanıyoruz. Çok formda 6-1. 4-1 uzatmaya gitti. Uzatmada 2 gol attılar. Elkabi harika bir rövaşata golü de attı bu arada. Bu sezon Olympiakos'un yaptığı en büyük iş buydu işte. Dün akşam yaptığında. Ama Pilsen'i çekmek, Victoria'yı çekmek Fenerbahçe'ye çok büyük şey. Ya çok büyük bir fırsat var şu an Fenerbahçe'nin önünde. Tarihindeki ilk Avrupa finali, Avrupa şampiyonluğu. Hani bir daha böyle bir fırsat gelir mi? Onu çok tahmin edemeyiz. Şimdi benim arkadaşlarım için de bunu söylüyorum. Hani rakipler de şimdi uygun. Belçika takımını eledik ya. Benim arkadaşlarım Brüj'ü istiyor mesela. Büyük bir Fenerbahçeli arkadaşım var. Ben şöyle söyleyeyim. Ligde çok ciddi bir fark geseler de Saint-Gilloise'dan bence Avrupa arenasında Brüj daha iyi takım Saint-Gilloise'dan. Daha deneyimli daha bir takım. Marka. Daha deneyimli. Ya buraları oynamasını daha iyi bilen bir takım. O ligdeki fark hani bizi çok fazla yanıltmasın. Ben Brüj'ü istemiyorum. Ya yani Molde sıkı bir takım. Molde'yi 2-1 kaybettikleri maçın revanşında 3-0'la geçtiler. Evet. Molde'nin ne kadar sıkı bir takım olduğunu gördük. Kulüp Brüj'ü de Beşiktaş karşısında gördük. İstanbul'da farklı kazandılar Beşiktaş'ın ama bir iddiası kalmamıştı. İlk Belçika'daki maç
Berabere bitse de gerçekçi olalım. Maçın hakkı çok net bir Kulüp Brugge galibiyetiydi. Evet. Oyun anlamında öyle bir üstünlük kurmuşlardı. Ben Brugge'ü de istemem açıkçası. Biz Çekya takımı için hemfikir miyiz? En zayıf halka o göründü değil kesin. Mi? Tabii kesin. Evet, görüyorum. Peki ondan sonraki basamakta kim var? İşte ondan size sonraki göre basamakta birden fazla takım var bence. Yani ben şöyle görüyorum. Yunan takımları var bence. Aston Villa 1. O en zor takım zaten. Evet. Sonra Lille, Fenerbahçe adına, sonra Fiorentina, Pilsen'e kadar hepsi bence eşit ondan sonra. Evet. Diye düşünüyorum. Hani çok aralarında fark makas yok. Diyeyim. Bakalım az sonra başlayacak, hatta başlamak üzere kura çekimi. Hem çeyrek finaldeki rakibini göreceğiz Fenerbahçe'nin. Final, evet. Hem de finale giden yolda nasıl bir görüntü ortaya çıkacak? Bunu da sizinle söyleyelim. Giorgio Marchetti şu anda geldi. Kura çekimi öncesinde yaşanacaklar hakkında bilgi veriyor izleyenlere ve kulüp temsilcilerine. Kura çekiminin de yine başlamak üzere olduğunu belirtelim. Avrupa'da tek temsilciyle yola devam ediyoruz. Gönül isterdi ki daha fazla takımımız olsun ama tek temsilcimizin de final yolunun açık olduğuna inanıyoruz. Güzel bir kura ile beraber, güzel de bir yolla birlikte Fenerbahçe için final, Atina neden olmasın? Gönlümüzden geçen düşüncelerimiz. Şimdi Avrupa Ligi'ne bakıyorum. Yani şu anda bir takımımızın Avrupa Ligi'ni kazanması, final oynaması çok kolay bir iş değil. Yani Şampiyonlar Ligi'ni hiç zaten hani o ayrı bir seviye. Ama artık Avrupa Ligi seviyesi de sanki bizden biraz uzaklaşmış gibi duruyor. En azından o yarı final, final hedefleri. Yani takımlara bakıyoruz şimdi Avrupa Ligi'nde. Çok ciddi takımlar var. O yüzden de Konferans Ligi için bir fırsat diyebiliriz bizim takımlarımız açısından. Ve Fenerbahçe bir daha böyle dişine göre rakipler yakalayabilir mi? Veya da başka bir takımımız? Onu da kestiremiyoruz. Bu fırsatın mutlaka kullanılması gerekiyor. Evet, Fenerbahçe için lig bence ana hedef. Yani bunu kimse inkar edemez. Yani ilk sıra ligdir. Bu sezon için söylüyorum. Ancak Avrupa'daki bu fırsatın da mutlaka bence iyi kullanılması lazım. Yani Avrupa şampiyonluğu, Avrupa'da final, Yunanistan'da bir final bence çok uzak değil. Biraz kura şansı, konuştuğumuz gibi az önce. Hani kura şansından kastım da Aston Villa dışında bence her takım Fenerbahçe adına hani geçilmeyecek bir tur değildir. Aston Villa'ya karşı da Fenerbahçe'nin mutlaka şansı olacaktır ama favori olarak çıkmayacaktır maça. Hı hı. Ama diğer takımlara karşı mesela Lille de gelse, Fiorentina da gelse ben şansları 50-50 görürüm. Ondan sonraki takımlar konusunda Fenerbahçe favoridir. Ben Fenerbahçe için en riskli takımı Lille olarak görüyorum. Lille şu an çok formda. Yani baktığında, tartıya koyduğunda Aston Villa daha ağır bassa da Lille'in bir atletik yapısı Fenerbahçe'nin oyun sistemine, düzenine çok ters gelip bozabilir. Ama bir üst kalip, bir üst sınıfı. Tabii bir üst sınıfı ve deneyimi sınıfı değillerdi. Evet. Lille'in de bu arada iç sahada sezon başından beri oynadığı resmi maçlarda sadece bir yenilgi aldığını. Evet. İyi bir ritim yakaladılar son Rams'e dönemde. Karşı Eylül ayında kaybetmişlerdi evlerinde. Evlerinde oynadıkları maçları genelde istedikleri neticelerle tamamlıyorlar. Şimdi burada ülke puanı işi de var biliyorsun. Biz Çekya bizi takip ediyor, biz ya, Belçika'yı takip ediyoruz. Pilsen, Belçika'yı yakalama işimiz zor. Pilsen'imizi geçme, ama yani Çekler'in de bizi geçme şansı yok. Pilsen final oynarsa galiba, evet, öyle bir şansları var. Adamlar... Şöyle bir şey söyleyeyim. Ya çıkmışken bir taşta iki kuş vuralım. Çekya çıksın. Ha, tabii. Hem ülke puanı olarak işi bitirelim, doğru, hem turu geçmiş olalım. Zaten yine bir Çek ekibine karşı Fenerbahçe şimdi böyle iyi iş çıkarabilir. Sesim gür çıkıyor, Çekya çıksın falan filan da 3-4 dakika sonra böyle gardım düşmüş de olabilir. Bir Aston Villa çekersiniz. Bakalım, göreceğiz. Dakikalar var artık Sarı Lacivertlerin rakibinin belli olmasına. Bu iki kulvarı bir arada götürme meselesine nasıl bakıyorsun, merak ediyorum. Aslında 3 kulvar. Fenerbahçe'nin en büyük dertlerinden biri şu anda Süper Kupa. O bir kulvar değil, bir tane maç. Ama o bir tane maç bütün takvimi, ajandayı değiştirmek zorunda kalıyor yani şu anda. Bütün şeyi bozuyor, akıllarda. Bak, kafanda küçücük soru işareti varsa bile temizleyeceksin. Bu normal hayatta da böyle, ticarette de böyle, işte de böyle, futbolda da böyle. Şimdi Fenerbahçe bununla yatıp kalkacak. Süper Kupa finali iptal mi olacak, uzayacak mı? Ya net bir şey, birisi bir açıklama yapsın, bu iş bitsin. Ama bundan sonra, bu olaydan sonra önümüzdeki pazartesi salı ben Süper Kupa ile ilgili... Ben Süper Kupa'nın tarihini değişeceğini zannetmiyorum. Hı hı. Onunla ilgili net bir tavır ortaya çıkar diye düşünüyorum. Çünkü bu gidişatta bakıldığında Fenerbahçe'nin bu tura geçmesi pek inanılır bir şey değilmiş gibi. Böyle bir şey çıktıktan sonra yeni bir düzene geçmek istiyorlar ama yayına girerken bir şey söyledim. Büyük takımsan, büyük camiasan, hedeflerin çok büyükse yorgunluktan ve
maç takviminden şikayetçi olmayacaksın hiçbir zaman. Ya bir de Fenerbahçe'nin kadrosu sen, bu ama bravo, kuruldu zaten. Öyle bir havuz kuruyorsun, öyle bir kadro kuruyorsun. Ondan sonra da şu sakattı, bu yorgundu. Bunlara asla sığınmayacaksın. Ya Fenerbahçe'nin yedek forveti Batshuayi, yedek 8 numarası Krunić, yedek stoperi Bonucci. Şimdi böyle bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi elinizde böyle bir kadro varsa sizin iki kulvarı ya da üç kulvarı neyse sizin götürmeniz gerekiyor zaten. Çünkü Avrupa'da bunun örneklerini çok net görüyoruz. Artık ya şu üç günde bir maç şikayetinden ne zaman kurtulacağız? Yıllardır aynı şikayet. Yani Avrupa'daki takımlar nasıl bu işi götürebiliyor? Hep izliyoruz. İşte Liverpool örneğini verdik az önce. City geçtiğimiz sezon mesela 50'nin üzerinde maç oynadı. Tüm kulvarlarda başarıya ulaştı ve 8-9 tane oyuncusu sürekli forma giydi belki de. Ama hiç bunun sıkıntısını yaşamadılar. Şu anda bizim ligimizin en iyi atletik yapıya sahip takımı hangisi sizce? Yani ne demek istediğini anladım. Çok yıpratıcı takımlarımız da yok. Hatay Spor olabilir belki atletizm anlamında ama çok onlar da iyi durumda değiller şu anda yani. Sezona öyle başlamışlardı. Yani bizim ligimizde dediğine katılıyorum. Ne demek istediğini anladım. Hani takımlarımızı fiziksel anlamda çok yıpratacak, zorlayacak takımlar da yok. Yok. Yani mesela Saint-Gilloise gibi çok koşan, sahanın her anında koşan, temas eden bir takım yok mesela bizim ligimizde. Örnek veriyorum işte Pendik Spor geldi, ne yaptı? Kapandı, topun gerisine geçti. Farklı bir oyun oynadı. Kura çekim başladı bu arada. Evet. İlk çıkan takım Club Brugge. Belçika temsilcisi. Belçika futbolunda önemli takımlarından biri. PAOK mu? Club Brugge PAOK. Evet. Club Brugge ile PAOK eşleşti. Sevgili seyirciler, ilk eşleşmenin bu olduğunu belirtelim. Bizim için ah vah diyeceğimiz bir durum yok. İki takım da Eşleşebilir bir durumda. Eşleşebilir, evet. Sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok, evet. Bakalım. Ayrı bir heyecanı var değil mi kura çekimlerinin? %100. Ben maçlardan biraz daha çok heyecanlanıyorum kura çekimlerinin. Bu arada şimdi burada biraz geriden geliyor. Olympiakos'un rakibi belli olacak sevgili seyirciler. Bir yandan da önümde bilgisayardan takip ediyorum. Kura çekimini Club Brugge PAOK. İlk eşleşme Olympiakos'un rakibini göreceğiz. Ne dedim size? Fenerbahçe, Olympiakos Fenerbahçe eşleşmesi sevgili seyirciler. Yunan ekibiyle kozlarını paylaşacak sarı lacivertliler. Ben istemiyordum açıkçası Yunan takımı. Onu belirteyim. Ben Pilsen olmasa gerek yoktu. Victoria Pilsen çok güzel, iyi bir takımdı ama Pilsen de gider Aston Villa'ya. Bakalım. Kötü onu da bir yandan göreceğiz. Kötü kura değil. Değil, evet. Değil. Kesinlikle. Lille, Fiorentina gibi takımlar. Bu arada Lille, Fiorentina, Aston Villa bu takımların da birbirleriyle eşleşme olasılıkları artık çok güçlü. Çok güçlü, evet. Yani güçlü bir takımın yine kenarda kalabileceğini hatta Lille, Aston Villa olursa çok şahane olur. Şu an Aston Villa'nın Yunanlıların suratı değişti ama. Şu an Aston Villa'nın rakibi belli oluyor sevgili seyirciler. Orada da bir Lille-Aston Villa mücadelesi iki takımdan birinin dışarıda kalmasına sebep olur. O da güzel olur. Olympiakos'la ilgili yine değerlendirmelerde bulunacağız. Oo, çok iyi oldu bu. Evet, çok Aston Villa-Lille kurası. Süper oldu bu iş. Bu iyi bir haber. Bu da iyi bir haber. Ve iyi bir kura çekti Fenerbahçe ve diğer takımlar da yine aynı şekilde gönlümüze göre eşleşmelerle yola devam edecekler gibi görünüyor. Her şey Fenerbahçe'nin istediği gibi gidiyor şu anda. Nasıl değerlendiriyorsunuz Ozan Zeybek? İlk görüşünüzü alayım. Benim ikinci tercihim de bu. İlk tercihim Ege Tıp'tı. İkinci tercihim 9 Eylül. Yani onun gibi düşün bunu. Ben rahatsız değilim. Fenerbahçe'nin bu elediği Belçika takımı içinde aynı şeyleri söylüyordum. Hani gözünüzde büyütmeyin. Onlar büyütsün. Bu takım daha önce çeyrek final, yarı final oynadı. Dünya markası oyuncuları var. Diğer takımın ismini bile söyleyemiyoruz diyordum. Olympiakos da öyle. Dün akşamki skor 6-1'lik galibiyet. Yalnız çok büyük bir başarı. 4-1 yenilip 6-1'le turu geçmesi büyük bir şey. Onun da bu sezon yaptığı en olumlu şey buydu Olympiakos'un. Ama Fenerbahçe kadrosunu sakatlık, kaza, bela olmazsa Olympiakos'u elebilecek güçte olduğunu biliyorum. Yani kimse herhalde bu kuradan şikayet etmeyecektir. Evet. Yani olası bir Aston Villa, Lille, Fiorentina eşleşmesi, hatta Brugge eşleşmesindense. Onur, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu kura keşke pazartesi çekilseydi. Fenerbahçe'de herhalde teknik adamın imam ve arkasındaki cemaat işi vardır ya.
oyunculara da geçti bu. İmamla başlayan şey. Aklı ne diyoruz? Dün akşamki maçta aklı Trabzonspor'da. Bundan 3-5 hafta önce başka bir maç oynuyorlardı. Aklımız evet. işte şu maçta diye konuşuluyordu. Keşke pazartesi çekilseydi. Şimdi de oyuncular Olympiakos'u kurmaya başlayacaklar. Evet. Daha birçok zaman hani çok yani, zaman var. Yani, birçok hafta var ama Trabzonspor şu an her türlü Fenerbahçe'nin önceliğidir bence diye düşünüyorum. Yani hem lig hedefi hem de daha çok var maçın zorluğu. Şeye baktım şimdi fikstüre 11-18 Nisan bu arada maçlar. Evet. Hani baktım Fenerbahçe öncesi sonrası Süper Kupa maçı var zaten öncesinde. Onu biliyoruz ilk maçın öncesinde. Sonra Karagümrük deplasmanı Fenerbahçe adına. Sivas deplasmanı var bu arada. Maçtan sonra da. Hmm. Yani Fenerbahçe için zorlu bir fikstür olacaktır. İlk maç bu arada sanırım Yunanistan'da. Evet. Bu şekle bakalar. Bu bir avantaj mıdır? Bence o deplasman golü kuralı kaldırıldığından beri çok net bir avantajı yok ama belirleyici olan maçın Fenerbahçe taraftarının önünde oynanacak olması bence bir avantajdır. %100. O yüzden de bu anlamda da iyi bir kura. Dediğim gibi her şey Fenerbahçe'nin istediği gibi oldu diye düşünüyorum. Fenerbahçe bundan sonraki turda, turu geçtiği takdirde Aston Villa Lille galibiyle karşı karşıya gelecek. Yani kupanın aslında 3-4 tane önemli favorisi var. Aston Villa, Lille, Fenerbahçe, Fiorentina, Sarı Lacivertliler 2 büyük favoriden biriyle bundan sonraki turda kozlarını paylaşacak. Bu belki ya, yarı finale çıktıktan sonra, hatta o saatten yani, sonra hani rakip ayırt etmek çok mantıklı değil. Fenerbahçe bir yarı finale çıksın. Ondan sonrasında bakılır. Ama şu kura önemliydi bence. Kura şansı dedik. Bence kura şansı devreye girdi. Güzel bir kura çekti Fenerbahçe. İki Yunan takımından bence bir alt sırada olanı. Yani PAOK mu Olympiakos mu? Bence PAOK daha iyi takım. Bence de. Bu arada Olympiakos'u ben tercih ederdim her zaman. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Zorlu bir tribün atmosferi olacaktır orada. Senin dediğin faktörler son derece önemli. Yunanistan'daki finali belki de en çok isteyen iki takım. Yani orada oynamayı tarihsel anlamda da isteyen iki tane takımdan bahsediyoruz. Bu anlamda maçın farklı bir hikayesi olacaktır. Ben Fenerbahçe'yi tartışmasız kağıt üzerinde favori görürüm. Ama mutlaka Fenerbahçe'nin oynadığı oyun konusunda düzeltmesi gereken şeyler var. O maça da zaten biraz vakit var. İnşallah düzelir o zamana kadar. Avrupa maçlarına gittiğimizde hep diyoruz ya, taraftar üstünlüğü bizde oluyor, bizim takımlarımızda oluyor. Olmayacak tek yere. Burada olmayacak tek yere gidiyoruz. Evet. En büyük handikaplardan biri o. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe ile ilgili daha neredeyse bugün ayın 15'i. Neredeyse bir ay var diyelim bu maçlara. Bugünden erken konuşmak istemiyorum. Çünkü haftası haftasına tutmayan bir Fenerbahçe var. Bir hafta önce Belçika'da kazanan Fenerbahçe'yi izledikten sonra kim çıkarsa çıksın dersin. Doğru. Dün akşamki Fenerbahçe'yi izledikten sonra ya Victoria'yı bile geçeriz ama bilmiyorum dersin. O yüzden son haftalarını beklemek istiyorum Fenerbahçe'nin hangi ruh halinde olacağını. Bu hafta da ligdeki maçlar çok önemli. Ligdeki maçlar gidişatın belirleyicisi olabilir. Kırılganlık veya heveslenme anlamında iki takım içinde hem Galatasaray hem Fenerbahçe açısından. Burada herkes Trabzonspor'un Fenerbahçe maçını kazanırsa belirleyici olacağını düşünüyor. Ben Kasımpaşa'nın belirleyici olacağını düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa ligin en fantastik takımlarından biri. Yani 5 tane de yiyebilir. Kalkıp Galatasaray lideri de 3-1 yenebilir. O tarzda bir takım. Evet. Benim gözümde. Ya daha çok var ama bugün kurayı konuşuyoruz. Kurayı canlı takip ettik. Benim için kötü bir kura değil. Gönlümden geçen ikinci takımı çekti. İşin gerçeği o. Bence de yani asla kötü bir kura değil. Burada tek olumsuzluk ne oldu? İşte az önce Kerem'in söylediği gibi bir sonraki turda. O da olmasaydı hani çok iyi olacaktı gerçekten de. Kaymakta ekmek kadayıfı olacaktı. Kaymağı eksik şu anda ekmek kadayıfında ama olsun. Bence son derece güzel bir kura oldu. Fenerbahçe'nin önü yolu çok açık. Burada önemli olan şu Fenerbahçe adına odaklanma. Yani Fenerbahçe ilk Saint-Gilloise maçındaki gibi herhangi bir Avrupa maçına odaklanır, konsantre olursa bu turu geçer bence. Olympiakos turunu. Ancak işte ligdeki durumdan bir olumsuz etkilenme, bir konsantrasyon problemi olur mu? Ben zannetmiyorum. Çok önemli bir maç çünkü. Çeyrek final maçı Fenerbahçe adına. Burada bence İsmail Hoca'nın mutlaka ve mutlaka elindeki 8-9 tane kilit oyuncudan asla vazgeçmemesi gerekiyor. Yani rotasyon evet bir şekilde kabul edilebilir ama Fenerbahçe'nin örnek veriyorum Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Ciku, İsmail, Fred, işte Szymański, Tadić, Dzeko
Batshuayi bu tür oyuncuları mutlaka her maç olabildiğince sahada oynatması gerekiyor bu saatten sonra. O yüzden de ben Olympiakos karşısında kadrosuna baktım. Şimdi evet iyi oyuncuları var. Daniel Podence en çok dikkatimi çeken oyuncu oldu. Evet. Çok iyi bir oyuncu gerçekten. Wolverhampton'dan kiralık olarak Olympiakos forması giyiyor. Eyüp abi Hatay Spor'dan tanıdığımız bir oyuncu. Santrfor pozisyonunda görev yapıyor. İyi çok iyi sezon geçiriyor. Evet dün akşam da iki gol kaydetti. Kostas Fortunis zaten uzun yıllardır Olympiakos'un önemli isimlerinden biri. Chiquinho Giresun Spor'da oynadığımız dönemden. Evet hatırlayacağız ki Giresunspor seviyesinin epey üstünde bir oyuncuydu oynadığı dönem itibariyle. Geçen sezonda Benfica'da çok iyi bir performans göstermişti. Evet. Chiquinho. Madi Camara var, o da genç, geleceği parlak orta sahadaki önemli oyuncularından biri. Andre Horta, özellikle Portekiz futbolunu takip edenler bu oyuncuyu Benfica ve Braga yıllarından hatırlayacaklar. Özellikle Braga performansı kesinlikle daha etkileyiciydi. MLS'e gitmişti Los Angeles FC'ye. Sonrasında yine Braga'ya bir dönüş yapmıştı. Haldun Domaç'tan bu arada bir değerlendirme alacağız. Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos oldu. Haldun Domaç hoş geldiniz yayınımıza. Nasıl buldunuz kurayı temsilcimiz adına? Hoş bulduk. Öncelikle Ozan'a da Onur'a da selamlarımı iletiyorum. Tabii ki kura çekilmeden önce beklentim şu doğrultudaydı. Şu üç takım olmasın diye düşünüyordum. Yani Aston Villa, Lille ve Fiorentina olmasın. Diğer dört takım için daha uygun olur diye düşündüğümüz bir kuraydı. Kuranın ilk tarafında sorun çözüldü. Yani beklediğimiz takımlardan biri geldi ama ikinci tarafı yani yarı finale ya pek de sempatik olmadı. Onu özellikle söylememiz lazım. Ama artık buralara geldikten sonra bundan sonra öyle çok fazla seçim hakkınız da kalmıyor. Ama şimdi yapılacak olan bu kura. Şimdi Olympiakos'a baktığımızda sizler de zaten biraz bahsettiniz. Şu anda Yunanistan'da şampiyonluk playoff'u oynanıyor. Onu söyleyebiliriz. Böyle bir ortamda oynuyorlar ve o şampiyonluk playoff'unun da sonuncu sırasındalar. AEK listenin birinci sırasında, yani listede PAOK, Panathinaikos ve Olympiakos gibi diziliyorlar. Böyle söyleyebiliriz ki zaten bu takımlar da Yunanistan'ın en elit takımları olarak karşımıza çıkıyor. Kadro değeri olarak aslında Fenerbahçe'nin eşi diyebileceğimiz bir kadro değeri var. Onu söyleyebiliriz ama turnuvanın gerçekten de bu son 16'nın en ilginç maçlarından birini oynadılar. Yani sizler de bahsettiniz, ben de bir kez daha söylemek istiyorum. Maccabi Tel Aviv'e 4-1 mağlup olup sonra 6-1 kazanmak uzatmada ya bence en ilginç maçlardan bir tanesiydi. Onu özellikle söylemek istiyorum. Tabii ki zor bir gruptan da geldiklerini hatırlatalım. Yani rakibimizin ciddiye alınması gereken bir rakip olduğunu söyleyelim. Freiburg, West Ham ve Topola grubundan geldi. Orada 3. oldu 7 puanla. Yani zor bir gruptan geldiklerini de vurgulayalım. Şimdi oyun olarak 4-3-3 oynuyorlar. Bu belki bizim için güzel bir gelişme diyebiliriz. Çünkü biz genelde üçlü savunmalara karşı daha sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye'de çok üçlü savunma oynanmadığı için. Kerem sen de söyledin az önce. Fortunis tabii çok önemli bir oyuncu, 10 numaraları ki Türkiye'den de transfer için adı geçen oyunculardan bir tanesi. Eyüp Elkabi'yi Hatay Spor'dan çok net tanıyoruz ama Hatay Spor seviyesinin üzerinde bir performans sergiliyor santrofor olarak. Tabii unutmamamız gereken bir Stefan Jovetic var ki o da Avrupa düzeyinde önemli takımlarda forma giymiş bir oyuncu. Sizler de az önce biraz yarama dokundunuz zaten. Chiquinho Giresun Spor dediniz. Çok kaliteli bir oyuncu ve onu da genellikle 10 numaranın arkasındaki iki oyuncu gibi oynatıyor ki yani o Chiquinho'nun teknik becerisinin ne kadar yüksek olduğunu Kerem sen de biliyorsun. Hem Ozan hem Onur biliyorlar. Yani orta alanları teknik kalite olarak yukarıda bir takım diyebiliriz. Horta'yı keza aynı şekilde sayabileceğimiz oyunlardan biri. Bir de Masuras'ı ki Trabzonspor çok sefer transfer etmek için uğraştığı bir oyuncuydu ki sol kanat oynamasına rağmen bu sezon 7 golü 6 asisti var. Yani 13 gole doğrudan tesir etmiş bir oyuncu olduğunu söyleyelim.
Yani şöyle bakalım, yani eğer son 8'e kalmışsanız ya mükemmel diyebileceğiniz bir kura olmaz. O sadece Victoria Pilsen olabilirdi bizim için. Onun dışındaki takımlarda işte ilk 3 biraz ayıralım. İkinci 3 olarak ayıracağımız gruptaki takımlardan biriyle eşleştik. O sonuncusu bize gelmedi, Victoria Pilsen. Ama şunu da vurgulamak lazım ki Yunan futboluyla heyecan açısından pek çok açıdan aynı hisleri, aynı duyguları suyun karşı tarafı olduğu için hissederiz. Buradaki önemli dezavantaj, az önce Ozan da söyledi, tabii ki seyircimizin olmayacak olması. Bir şekilde seyirci olur ama o seyirci atmosferini yansıtamayacak olması bir dezavantaj. İkincisi de finalin Atina'da yapılacak olması bir ekstra motivasyon olacaktır. Hem PAOK için hem Olympiakos için. O nedenle belki onu da bir yere yazmak lazım diye düşünüyorum. Şöyle bir özetlemek istedim. Tur şansını nasıl görüyorsunuz Saldun'da maç? Ben tur şansını %51 Fenerbahçe'den yana görüyorum. Özellikle ilk maçın deplasmanda oynanacak olması, ikinci maçın evimizde oynayacak olmamız... bir anlamda şunu söyleyebiliriz, orada elde edilebilecek bir sonuç buraya döndüğümüzde bizim lehimize avantaj oluşturabilir. Şunu söyleyeyim bir de Kerem, yalnız tabii burada az önce Ozan da söylemişti, biz hangi Fenerbahçe'yi izleyeceğiz ona da bakmamız lazım. Çok değerli bir nokta bu. Yani ben şöyle söyleyeyim, Saint-Gilloise maçında ilk maçta oynayan Fenerbahçe'yi izleyeceksem rakip fark etmez zaten. Yani Avrupa'da en üst düzey futbol oynayan takımla başa baş oynar. Kazanır kaybeder ayrı konu. Neden? Çünkü bir kalite var, koydun ortaya. Bir tecrübe var, onu da koydun ortaya. Rakibin koştuğu kadar koştun, rakibin yaptığı kadar sertlik yaptın, rakip kadar ikili mücadele yaptın ve oyunun içerisinde sürekli kaldın. Eğer bunu yapan bir Fenerbahçe ise rakip fark etmiyor. Ama bunu Fenerbahçe bir sezonda 2 ya da 3 kere yapabilir diye düşünüyorum. Nitekim dönüşte daha rölanti oynayan bir Fenerbahçe. Yani dönüşte oynadığımız Fenerbahçe ile orada oynayan Fenerbahçe arasında çok ciddi fark var. Eğer orada oynayan Fenerbahçe'nin %75'i 80'i olursa benim söylediğim rakamlar %60'lara 65'lere çıkar Kerem. Bakalım, dileriz Fenerbahçe Union Saint-Gilloise deplasmanındaki o fiziksel yoğunluğunu bu eşleşmede de ortaya koyabilir. Haldun Domaç, son bir sorum olsun. Dün alınan sonucu çok önemsiyor musunuz? Tur bitmiş gibiydi. Sergilenen görüntünün ilerleyen haftalar için herhangi bir endişe oluşturup oluşturmadığını sizde merak ediyorum. Dün oynanan futbolu bir kere kesinlikle beğenmediğimi söyleyeceğim. Öne çıkan herhangi bir oyuncunun olmaması işin bir başka tarafı. Ancak şunu da söylemek lazım. Yani benim üzüldüğüm nokta ülke puanına katkı açısından bu maçın mağlubiyetle bitmesi bir. İkincisi, oraya gelen taraftarların bir coşkuyla en azından mağlup olmadan ayrılması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama üçüncüsü de bazen böyle maçlar vardır. Hani oyun içerisinde şunu söylersiniz ya, oyunu kontrol etmek lazım diye. Bu noktada baktığımda Fenerbahçe skoru kontrol etti. Bu bence hiçbir şey için bir anlam ifade etmiyor. Yani bir sonraki maç için olumlu mu, olumsuz mu diye sorarsan bana hiçbir şey anlatmıyor bu maç. Tamam, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, kolay gelsin, iyi yayınlar. Haldun Domaç konuğumuzdu sevgili seyirciler. Yeniden stüdyoya döneceğiz, sohbetimize devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibinin Olympiakos olduğunu vurguladık. Özellikle hücum attı Onur. Önemli oyunculardan kurulu Fenerbahçe'nin savunmasında nasıl bir iş ortaya çıkaracağını düşünüyorsunuz? Bir şey söylemek istiyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Bu takım daha bir hafta önce 4 tane gol yedi deplasmanda. Yenilip de geldi. Öyle gözümüzü de büyütmemize gerek yok. İçeride yediler. İçeride yediler. Bu maç deplasmanda kazandı. Doğru. Deplasmanda. Yani kendi sahasında 4 tane gol yedi. Yani düşünün. Bir önceki takım daha dinamik, daha güçlüydü elediğimiz takım. Daha favoriydi. Şeyde de, UEFA'nın listesinde de veya bahis şirketlerinde de öyleydi. Şimdi Haldun abinin tecrübesine ben çok inanırım. O %51 verdi, ben Fenerbahçe'ye %55 veriyorum. Yani 55'e 45 Fenerbahçe'nin bu turu geçme olasılığı. Mesela hangi takımda daha çok verirdim? 70'e 30 yapardım, o da maksimum. Ondan sonra bu gelirdi zaten.
Ben grupta içerideki West Ham maçlarını merak ettim, kazandıkları maçı. Hı hı. Ama şu an bakınca gördüm ki West Ham rotasyon yapmış o maçta. Yani Paqueta gibi, Bowen gibi, Edson Álvarez gibi oyuncuları sonradan girmiş. Girdikten sonra da zaten skor üretmişler. Ama netice itibariyle yani çok da aman aman büyük bir Avrupa maçı yok. Bu sezon Fatih Hoca'ya bağlayalım biz. Ondan alalım bilgileri. Önemli olan Fatih Hoca'dan Bu sezon Fatih Hoca Maccabi Tel Aviv eşleşmesine geçmeleri enteresan. Fatih Hoca bu sene ligde yendi, kupada yendi, kupadan eledi. Hmm. Evet. Olympiakos'u eledi. Peki şöyle bir şey söyleyeyim psikolojik. Kusura bakma ikinci kez kesiyorum. Panathinaikos çıksaydı bize, olsaydı da daha kolay lokma görünecekti, doğru mu? Takım olarak mı? Evet. Bence takım olarak. Panathinaikos daha iyi takım Olympiakos'ta. İşte o, hayır, o yakın zamanda Olympiakos'u iki kez yenen bir Panathinaikos var. Bence yani. Kadro İsmi kalitesi olarak Olympiakos daha iyi. Daha iyi evet, ama takım olarak sanki şu an Panathinaikos daha iyi bir takım, evet, görüntüsü. Bu hafta da 3-1 kazandılar zaten. Ya, Panathinaikos zaten uzun zamandır yani kadro kalitesi olarak hep zaten Yunanistan'ın en iyi kadrolarını, en iyi oyuncularını elinde bulunduran bir takım, ama istikrarı bir türlü yakalayamıyor son dönemde. Yani ben kura şansı olarak tabii ki net bir yüzde vermem zor. Dediğimiz gibi burada Fenerbahçe'nin inişi çıkışlı performansı var. Zor bir fikstürü var Fenerbahçe'nin. Bu fikstürden nasıl çıkacak? Örnek veriyorum şimdi. Süper Kupa maçı var Fenerbahçe'nin. O maçtan nasıl bir Fenerbahçe çıkacak, bunu kestiremiyoruz. Şimdi o maçtan çıkacak olan skor Fenerbahçe'yi direkt etkileyecektir. Fenerbahçe kimlerle oynuyor şu anda bu maça kadar? İlk maç deplasmanda Olympiakos'a, Atina'ya gidene kadar Fenerbahçe'yi bu sezon yenen Trabzonspor'la oynuyor. Evet. Hemen ardından berabere kaldığı Adana Demirspor'la oynuyor. Onun ardından Galatasaray'la oynuyor ve Olympiakos'a gidiyor. Galatasaray, Olympiakos, sonra Karagümrük, Fenerbahçe, Adana, Sivas, Beşiktaş. Arada da bir rövanş var. Yani Fenerbahçe'de dediğim gibi bu yıpratıcı fikstürden Fenerbahçe'nin nasıl çıkacağı fiziki anlamda çok önemli olacaktır. Yoksa hani iki takımı yan yana koyduğum zaman ben... Bu arada özür diliyorum. Fenerbahçe'nin deplasman cezasının da taraftar, evet, cezasında 3 maç olduğunu belirtelim. Yani bir sonraki turda da olmayacak. Evet. Bir sonrakinde de olmuyor o zaman. Deplasman olmuyor. Hayır, hayır. O deplasman olmuyor. Hayır, hayır. Şeyde diyorum. Daha sonra da. Daha sonraki yarı finalde de olacak. Finalde geçerli olmayacak. Finale çıkarsa Fenerbahçe inşallah bir sonraki yıla yansıyacak değil mi o zaman? Evet. Yani ben iki takımı yan yana koyduğum zaman iki takımın kadro kalitesi, oynadıkları oyun istikrarları, her anlamda Fenerbahçe'yi öne koyarım ben tartışmasız. Ama dediğim gibi hani bu maçlar öyle maçlar değil. Anlık performanslar, takımların o anki fiziki durumları, psikolojik durumları çok belirleyici olacaktır. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin bu fikstürden nasıl çıkacağı son derece önemli. Ama en kötü ihtimalle, hani en kötü ihtimalle ben de %51 Fenerbahçe diyebilirim, ama Fenerbahçe'nin ne oynayacağı çok önemli. Yani turda belirleyici olan Fenerbahçe olacak bence. Olympiakos az çok biliyoruz ne yapacağını. Fenerbahçe'nin ne yapacağı bence turun kaderini belirleyecek. Sarı lacivertlerin rakibi Olympiakos'la alakalı değerlendirmelerde bulunduk. Farklı sistemleri kullandıklarını, maçlara göre sistemlerini yine revize edebildiklerini söyleyelim. José Luis Mendilibar, tecrübeli teknik adam, çalıştırıyor Olympiakos'u. Daha önce Sevilla'yla Avrupa Ligi kazanmışlığı da var hocanın. Ama Olympiakos'un savunmadaki zafiyetlerinin de ortada olduğu kesin. Fenerbahçe'nin cezayı keseceğine inanıyoruz. Ümitlerimiz bu yönde. Olympiakos'un da performansını önümüzdeki haftalarda tabii daha yakından takip edeceğimizi de belirtelim. Fenerbahçe'ye başarı diliyoruz. Olympiakos karşısında oyuncuların bireysel olarak Onur baktığımızda Fenerbahçe'nin elinde Dzeko gibi, Tadic gibi, tabii, kariyeri üst düzey olan oyuncular var. Bu tip oyunculara sahip olmak da herhalde bu maçların atmosferini daha doğru bir şekilde yaşayabilmek, tabii, analiz edebilmek için büyük önem taşıyor. Ya buraları oynamak başka bir şey gerçekten de. Özellikle bu atmosferlerde artık yani çeyrek final, yarı final, final, hani buralarda evet yetenek, fizik kalite çok önemli, ama işin içine tecrübe, deneyim, psikoloji çok fazla girmeye başlıyor artık. Mesela Fenerbahçe ile bence San Julius'ı ayıran en net fark bu deneyim diye düşünüyorum. Buralar oynama alışkanlığı. Fenerbahçe bunu çok iyi kullandı. Özellikle ilk maçta enerjisini çok iyi kontrol etti Fenerbahçe. Duygularını iyi kontrol etti. Olympiakos'un evet tecrübeli isimleri var, ama Fenerbahçe'nin elinde geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final maçına çıkmış bir Edin Dzeko var. Dediğim gibi buraları yıllardır oynayan Avrupa'da Bonucci var Fenerbahçe adına. Fred var. Yani Tadic var. Dolayısıyla
Fenerbahçe adına çok net bir tecrübe farkı olduğunu düşünüyorum ben iki takım arasında. Kalite farkı da var tartışmasız. Sen saydın az önce birçok isim var evet Olympiakos'un. Ancak Olympiakos'un kadrosundaki isimlerin birçoğunun kariyerlerinin de düşüş noktasında olduğunu da altını çizebiliriz. Yani Jovetic'i ben ilk etapta saymadım bile. Gelson Martins var mesela. Yani o da yalnız isim olarak Olympiakos da onun genetiğinde olan bir şeydir. Toplama kadro kurar. Her sezon bir iki tane popüler oyuncusu vardır zaten, ama yani faydalanmaz, şey yapmaz ama böyle transferler yapar. En kritik oyuncuları bence Podence. Podence evet. Yani Podence hatta buraya nasıl düştü bu seviyeye benim şaşırdığım bir oyuncu oldu. Daha yüksek bir seviyede mutlaka oynayabilecek bir oyuncu. Enteresan bir işti o Podence transferi. İyi de oynuyor. Fenerbahçe'nin en çok dikkat etmesi gereken oyuncu tartışmasız tabii ki Podence. Burada Fenerbahçe adına bence kritik nokta dediğim gibi odaklanma olacaktır. Odaklanma sorunu olmazsa ben Fenerbahçe'nin tura yakın olduğunu düşünüyorum. Böyle bir problem öngörüyor musun Ozan Zeybek? Odaklanma sorunu gibi ligde de bir yandan Fenerbahçe yarışa devam ediyor. Tabii Kerem, o dönem yarıştaki konum ne olur? Onu bilemiyoruz yani. Ya biz şimdi Olympiakos için ne olur? Tabii kendi liginde o da onların çok fazla gerçi iddiası yok gibi duruyor şu anda ama net bir iddiaları yok. Günü gününü tutmayan bir Fenerbahçe var. Hafta yani maçı maçına tutmayan bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin yani hem taraftarını hem kendini toparlayabilmesi açısından şu Trabzonspor maçından kesinlikle galip ayrılması lazım. Yani bir uyanış maçı gibi bir şey olması lazım. Özellikle dün akşamki Fenerbahçe'yi izledikten sonra yani inanabilmek, arkasında koşabilmek apayrı bir duygu barındırır. Fenerbahçe şu anda o hissi vermiyor. Bir hafta önceki Fenerbahçe'ye baktığımda bambaşka duygular içindeydim. Ama bu karmaşık duyguları doğurmasının sebebi Fenerbahçe'nin bunun tespit edilmesi lazım. Ben bir teşhis koyamıyorum. Gözlemlerimi söylüyorum, eleştiriyorum. Ama böyle bir şey olamaz yani. Bir hafta önce mükemmel bir takım, bir hafta sonra yok. Şu avantaj olabilir belki. Hani dedim ya ilk maç Cilos maçı bir bekleme oyunuydu Fenerbahçe için. Hı-hı. Rakibe göre bir plan yapan Fenerbahçe vardı. Olympiakos deplasmanında da yine böyle bekleyen, rakibe göre plan yapan bir Fenerbahçe olursa bence rövanştaki oyunun üstüne çıkar Fenerbahçe yine diye düşünüyorum. Bu tarz maçlarda 3-4 tane oyuncunun günündeyse maçı alırsın. Tabii. Fenerbahçe Belçika'da 9-10 tane oyuncusu günündeydi. Sezonun zirve noktalarından bir tanesi. 9-10 tane oyuncusu günündeydi. Dün akşam kim vardı? Yok yani. Biz ayıp olmasın diye Ciku Osterwalde diyoruz. Yani aslında o övünülecek bir şey değil. Ve çok pozisyon da verdi Fenerbahçe. Verdi. Yani Trabzonspor'la nasıl bir şey çıkaracak ortaya bir Fenerbahçe. Öngörmek çok zor. Podence ve Fortunis'in de sarı kart cezaları sebebiyle ilk maçta oynayamayacaklarını belirtelim. Hmm. Bu iyice dengeleri Fenerbahçe'nin lehine çevirmesi gereken bir durum. Çok ciddi bir avantaj. Bir yandan da kontrol ediyorum. Bir daha bakacağım. Hani öyle bir durum varsa hani kimi istemez Fenerbahçe oynamasını ya da bu iki oyuncu sayabilir rahatlıkla. Bir de LKB'yi sayardı herhalde İsmail Kartal. Kerem eğer bunları söyleyeceksen Fenerbahçe'de riskte olanlar kimler onu da söyle lütfen. Sınırda olanlar mı? Sınırda olanlar. Tabii çünkü büyük ihtimal İstanbul'daki maça onlar o sınırı aşmış olurlar. Saatten sonra önemli artık. Ya Fenerbahçe camiası psikolojik anlamda çok değişken bir camia olduğu için şu anki psikolojiden daha farklı bir şekil olur mu? Mesela o maçta 11 Nisan'da onu bir kestiremiyoruz. Olumlu olumsuz anlamda. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ligde o zamana kadar tüm maçlarını kazanmış, belki de zirveye ele geçirmiş bir Fenerbahçe. Çok farklı bir psikoloji. Ya da kötü bir senaryoda lig yarışında Galatasaray'ın daha da fazla gerisine düşen bir Fenerbahçe. O zaman farklı bir psikoloji. Koray Baloğlu telefon attığımızda UEFA'dan Fenerbahçe'ye gelen ceza ile alakalı konuşacak. 3 deplasman maçını az önce de söyledik. Sarı lacivertliler taraftar götüremeyecek. Koray Baloğlu detaylar sende. Kerem Can Bulat selamlar. Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu UEFA'nın bugün kararını açıkladı ve toplam 3 maç ceza geldi. 3 maç ceza çok mu diye düşünen olurlarsa sadece Saint-Gilloise karşılaşmasını içermiyor bu ceza. Şöyle açıklama madde madde 5 madde halinde açıklandı hatta. Kontrol ve Etik Disiplin Kurulu 25 Ocak 2024 tarihli kararında havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle verdiği ertelenmiş disiplin cezasının uygulanmasına karar veriyor. Buradan bir müsabaka deplasman seyircisine yasak geliyor Fenerbahçe'nin. Bir diğer madde yine aynı kurulun 20 Ekim 2023 tarihli kararında havai fişek yakma ve zarar verme eylemleri nedeniyle verdiği ertelenmiş bir başka disiplin cezasının da yine uygulanmasına karar veriliyor.
Yani iki maçın cezası aslında daha önceki eylemlerden kaynaklı ertelenmişti. Bunlar ertelenen cezalarda dahil edildi ve son olarak tabii ki Saint-Gilloise maçındaki yaşananlardan dolayı toplam 3 maç deplasman maçına seyirciye bilet satamayacak Fenerbahçe. Seyirci götüremeyecek. Bunun dışında 80 bin euro da para cezası verildi. Ayrıca yine son oynanan Belçika ekibiyle maçta 15 kadar yaklaşık koltuğun kırıldığı ve bunların da Fenerbahçe taraftarının neden olduğu bu zarar nedeniyle 15 koltuğunda yine karşılığında ödenecek bir meblağ var. Fenerbahçe'nin de 30 gün içerisinde bunu da Belçika ekibine ödemesi gerekiyor. Detaylar bu şekildeydi cezaya dair. Yani sadece son maçta yaşanandan dolayı değil ama son maçta yaşanan olaylar daha önce ertelenmiş cezaları da yeniden yürürlüğe sokmuş oldu. Teşekkürler Koray Boloğlu. Bir yandan eşleşmeyi konuşuyoruz. Bir yandan da zaten bu ertelemeli ceza sebebiyle bir problemle karşı karşıya kalacağını Fenerbahçe taraftarının biliyorduk. Bir yandan da işte böyle bir karar geliyor. Yani taraftarın lütfen artık kendisine fazlasıyla dikkat etmesi gerekiyor değil mi Ozan Zeybek? Evet. Yani Fenerbahçe belki kendi tarihi açısından çok önemli maçlara çıkacak. Türk futbolu açısından çok önemli maçlara çıkacak ve sarı lacivertli taraftarlar bu mücadeleleri yerinde takip edemeyecek. Övündüğümüz nokta deplasmanda Avrupa'da azınlık seyirci olmuyoruz diye. Dönem dönemde daha fazla baskın oluyoruz diye övünüyorduk. Ama o ruh hali, sürü psikolojisi bazı hataları yaptırıyor. Ben Fenerbahçe'nin bu sezon bir deplasman maçına gittim. Orada da aynı şeyler yaşandı. Bir de hep aynı kişiler gelmiyor. Hani aynı insanlar geliyorsa bu deplasman maçlarına, aynı tipler geliyorsa farklı konuşursun veya bir oluşum oluşturursun. Her maça farklı ülkelerden, farklı şehirlerden insanlar katıldığı için böyle. Zaten bizim iyi ki burada devreye girdi. Deplasmanlık bir işimiz yoktu. Deplasman yasağı nerede kullansak hakkımız desem ilk yani bir Olympiakos'ta kutlandığımız iyi oldu bunu. Şimdi, belki karşılıklı iki taraf taraftarını götürmesin gibi bir durumda söz konusu olabilir. Olabilir. Şimdi zaten ilk maç orada bizim nelerin beklediğini bilmiyoruz. Belki kritik olaylar yaşayacağız. Yani bugünden şey felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama yani Olympiakos risk teşkil eden bir maç. Olympiakos'la oynanacak bir maç. Risk teşkil eden bir maç. Taraftarın olmaması bence bu anlamda avantaj bir olabilir Fenerbahçe. Fenerbahçe için bir avantaj o. İşte bu hakkımızı bir de burada kullanmamız da iyi oldu. Yani bu ceza yiyeceğimiz belliydi. Provokasyon olabilir çünkü ciddi provokasyon. Şimdi mesela bir Brüj maçı olsaydı taraftarsız acayip gitmek istemezdim ben oraya mesela. Olympiakos deplasmanında evet. Taraftarsız gitmek avantaj dönüşebilir. Çekya'da bile Çekya takımı çıksaydı, Victoria çıksaydı biz Türk taraftarı olarak daha tabii yüksek seviyede olurduk orada. Bu arada şeyi söyleyeyim. Fortunis 38 maç 10 gol 16 asist. Podens 35 maç 12 gol 8 asist bu sezon. Evet. Yani hücumda sürükleyen 3 oyuncudan ikisi ilk maçta yok. Olympiakos'ta. O bilgiyi gene kontrol ediyorum. Ben Podens öyleymiş. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Podens'ten emindim. Fortunis'e de yine baktık. Evet, ikisinde olmaması Olympiakos için çok kötü, bizim için çok iyi bir haber. Çok iyi bir avantaj. Bakalım özellikle iç sahada Olympiakos mutlaka kazanmak için sahaya çıkacak ama kazanmak için sahaya çıkarken en önemli iki oyuncularının olmaması da onların en büyük handikapı. Tabii ki çok ciddi Fenerbahçe adına avantaj oldu bu. Hani kura çekimindeki düşüncelerimizden farklı bir yere geldi bence olay. O kadar net etkiler bence turun şansını. Yani şöyle söyleyeyim, Allah korusun, Fenerbahçe adına mesela Tadić yok, Dzeko yok. Veya işte Szymański yok, İrfan yok gibi. Yani çok önemli, majör iki tane oyuncudan bahsediyoruz Olympiakos adına. Bence onların eksikleri daha bile çok etkiler. Yerine koyacakları yerine oyuncu anlamında değil mi? Oyuncu Fenerbahçe'nin kenardan getirebileceği oyunculara yok göre zayıf. Evet, yani şu anda bence Fenerbahçe adına ciddi bir avantaj gözüküyor. Hani iyi kura dedik, şu anda daha iyi de daha iyi bir kura olduğunu düşünüyorum. Giderek iyiye gidiyor. Evet, şartlar iyiye gidiyor gider. Ozan Zeybek, o eksikler ne kadar etkiler turun kaderini? Ya, ne sorarsan sor, adımı soruyorsun, aynı cevabı veriyorum. Ayakkabı numaramı soruyorsun, aynı cevabı veriyorum. Memleketimi sorsan aynı cevabı vereceğim. Yani bizim buradaki turu, tabii sen işin gereği bu soruların hepsini soracaksın ama şu var, Fenerbahçe'nin vereceği cevap tek. Ben Fenerbahçe için bunları anlatıyorum. Fenerbahçe'nin o günkü ruh hali, o günkü eksiği fazlası kimler olacak? Bir haftasına tutmayan Fenerbahçe
Ben mesela Belçika maçı sadece orada kalmış olsaydım, beni orada bırakmış olsaydınız. Ya Kerem, hiçbir soru sormana gerek yok. %90 Fenerbahçe turu geçer derdim. Psikolojisi çok değişken çok, Fenerbahçe'nin. Ama bak, yorumlayanı, eleştireni, taraftarı da psikolojik olarak balansını değiştiren, bize bozan bir Fenerbahçe var. Biz de zorlanıyoruz. Evet. Şimdi bizim gibi... 30 saniyemiz var bu arada. Biz Fenerbahçe'yi yorumlarken ağız değiştiriyormuş gibi oluyoruz. Kişilik değiştiriyormuş gibi oluyoruz. Çünkü bir anı bir anına tutmayan bir Fenerbahçe var. Aylar önce böyle değildi ama son iki aya baktığımda inişli çıkışlı bir Fenerbahçe'yi değerlendiriyoruz. Ama dönüm noktası Fenerbahçe'nin pazar günü Trabzonspor'la oynayacağı maç. Kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra spor ekranlarında spor gündemi kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos olduğu Sarı Lacivertler Yunan temsilcisiyle ilk maçı deplasmanda, rövanşı İstanbul'da oynayacak. Turu geçtiğimiz takdirde Aston Villa Lille eşleşmesinin galibiyle kozlarımızı paylaşacağımızı belirtelim. Hüseyin Özkök bu arada yayınımıza konuk olacak. Eğer hazırsa, ki hazır, evet, bizi bekliyor. Hüseyin Özkök'ten de hem bir kura değerlendirmesi rica edeceğim hem de Fenerbahçe'nin yolunu nasıl gördüğünü merak ediyorum. Hüseyin Özkök, söz sizde. Merhaba, hepinize kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Yani ben kuradan açıkçası memnunum Kerem. Aston Villa dışında bütün rakiplerin olabileceğini söylemiştim daha önceki kendi yayınımda. Ve nitekim de Olympiakos çıktı. Aston Villa bu kupanın gerçekten bir numaralı favorisi. Ve maalesef işte yarı final yolunda da karşımızda Aston Villa olabilir. Lille'le karşılaşacaklar. Lille de sonuçta yabana atılacak bir takım değil ama şu anki formuyla Aston Villa sanki o turun da favorisi gibi gözüküyor. Çünkü Ajax'a dün akşam attıkları 4 golle nasıl bir takım olduklarını gösterdiler. Bir de İngiltere'de Premier Lig'de de ilk 4'e oynayan bir takım Aston Villa. Gerçi Tottenham'dan kendi sahasında 4 yediğini de unutmamak lazım son karşılaşmada. Ama ben Olympiakos karşısında Fenerbahçe'nin şanslı olduğunu düşünüyorum. Sizin de az önce yayın akışında söylediğiniz gibi en iyi iki oyuncuları oynamayacak Fenerbahçe'ye karşı. Bu avantaj. Hüseyin Özkök, bu arada Podence'den eminiz, Fortunis'ten emin değiliz. Onu bir kere daha kontrol edeceğiz. Sanki kartlardan birini elemede gördüğü için... Kart sınırında galiba değil mi hala? Evet, yani şu an sınıra gelmiş olabilir. Ondan emin değiliz. Ama tamam. En azından önemli bir eksiği var, o kesin. Evet, bir kontrol ederiz tabii ki. Evet. Ama sonuçta ilk karşılaşmanın orada olması da bir avantaj tabii ki. Kura'dan ilk Olympiakos'un ismi çıktı. Orada Fenerbahçe seyircisinin olmayacak olması tabii ki iyi değil. Bir dezavantaj olarak adlandırabilir ama yapacak bir şey yok. Ben daha Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ilki Belçika'da oynanırken maç başlamadan önce seyirciler hemen meşaleleri yakar yakmaz bununla ilgili bir tweet attım ve haber yaptım. Çünkü Fenerbahçe'nin ertelemeli cezası olduğunu biliyordum. Ve geçen haftadan bu zaten hemen, hatta sana da yanlış hatırlamıyorsam mesaj atmıştım. Evet, yine. Evet. Program sırasında. Ama 3 maç cezayı açıkça beklemiyordum. Cezayı artırarak vermişler. Bu tabii ki hoş değil ama yapacak da bir şey yok. Bu seyircilerin artık sizin de yayın içinde söylediğiniz gibi mutlaka özellikle deplasman seyircisinin kendini çok kontrol etmesi lazım ki Fenerbahçe kulübü de sanırım uyarmıştı taraftarları maç öncesinde geçen hafta. Ama maalesef o meşale yakmanın dayanılmaz hafifliği seyircilerde bir türlü engellenemiyor. Ama ben kuradan umutluyum. Fenerbahçe orada iyi bir skor alıp aynen geçen hafta Saint-Gilloise karşısında olduğu gibi İstanbul'da işi bitirebilir. Daha kaliteli oyuncuları olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Uluslararası tecrübesi daha fazla oyuncuları var. Bir de Olympiakos dengesiz bir takım Kerem. Şu son Maccabi karşılaşmaları da yani bekler miydin ilk maçı 4-1 kaybetip evinde ondan sonra deplasmanda 6-1 kazanacağını? Panathinaikos'a lig maçında mağlup oldular, kupada elendiler. Yani Olympiakos bu sezonki dengesizliğiyle Fenerbahçe'nin bence rahatlıkla alt edebileceği bir takım. Ama futbol bu tabii ki, her şey olabilir. Onu da göz ardı etmemek lazım. Ben kura'dan umutluyum. Yarı finalde de işte artık karşımıza kim çıkacak onu bekleyeceğiz. Yani ikisi de zaten Aston Villa ya da Lille çok fark etmez. İkisi de önemli bir takım. Yani Fenerbahçe kupayı, evet, kazanmak istiyorsa zaten
geçmek durumunda. Bu takımlardan biriyle de bir noktada karşılaşacaktı. En azından ikisiyle karşılaşacaktı. Muhakkak karşılaşacaktı. Yapacak bir şey yok. Böyle aslında bu tip takımlara karşı futbolcuların motivasyonu daha fazla da yükselebilir. Yani çünkü bütün Avrupa'nın izlediği karşılaşmalar bunlar. Bu tip önemli karşılaşmalar. Dolayısıyla Fenerbahçeli oyuncular eğer yarı finale kalıp da mesela Aston Villa ile eşleşirlerse çok daha motive olmuş şekilde, zaten yarı final çok daha motive olmuş şekilde o rakibe karşı oynayacaklardır diye düşünüyorum. Bir kere daha tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Hüseyin Özkök, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Size kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Hüseyin Özkök'ten değerlendirmeleri aldık. Fenerbahçe Olympiakos'la kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir geçiş yapacağım. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Şunu söylemek istiyorum. Herkes Lili çantada keklik görüyor ya. Aston Villa ile eşleşir. Hüseyin Özkök de öyle diyor ya. Yani bu kupanın favorisi gibi. Villa favori. He? O eşleşmede Villa favori. Villa favori olabilir de ben... Lille de geçebilir yani. %50-50 diyorum. Şu olabilir mi? Aston Villa'nın ilk dört yarışını biraz öne koyup Premier Lig'de hani biraz Konferans Ligi'nde bazı oyuncuları... Lille de bu arada ilk dörde girmek için Fransa'da mücadele ediyor. Evet, o da doğru. Kerem, Fenerbahçe'nin oynadığı rakipte favori kimdi? Belçika takımıydı. Yani ben Lille Aston Villa eşleşmesinde kafa kafaya görüyorum. Kesinlikle Aston Villa favori diyemem yani. %50-50 yapıyorum ve içimden gelen bir sesle Lille'in turu geçme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Neyse, bizi Fenerbahçe ilgilendirdi. Evet, yani önce bir Olympia geçelim de sonra bakarız onu. Evet, ona daha zaman var. Galatasaray'la programımızı sürdüreceğiz. Sarı kırmızıları bekleyen bir Kasımpaşa maçı var ve Süper Lig'deki son 10 maçının tamamını kazandı. Okan Buruk'un öğrencileri bu süreçte 30 puan topladılar ve 4 oyuncu istikrarlarıyla dikkat çekti. Haberimizi izleyelim, sonrasında üstüne değerlendirmelerde bulunuruz. Galatasaray'da bu 10 maçlık seride Muslera, Nelson, Barış ve Mertens'in tüm karşılaşmaları 11'de başladığını belirtelim. Barış Alper Galatasaray'da bir rotasyon oyuncusu hüviyetinde sezona başladı. Uzun süre öyle götürdü. Farklı mevkilerde ilk 11 oyuncusuna evrildi. Farklı mevkilerde değerlendirilen bir oyuncuya evrildi. Mertens zaten sezon başından beri Sarı Kırmızıların en iyi isimlerinden biri. Muslera için söyleyecek bir şey yok. Süper Lig tarihinin en özel yabancı oyuncularından bir tanesi ve Nelson. Burada belki Nelson'u ayrı bir parantez açmak lazım. Bu 10 maçlık seride hep var. Hiç hesapta yoktu. Abdülkerim ve Sanchez ikilisi beraber yola devam ediyorlardı ve iyi de performansları söz konusuydu. Nelson acaba sezon sonuna kadar formayı aldı mı? Düşüncen ne? Ya evet, güzel soru bu. Sezon başından bir yana hep bunu konuşuyoruz değil mi? Galatasaray'ın ideal ikilisi nedir diye. Şu anda da bence 3 stoper arasında en formda onu. Kesinlikle. Ben hep şu ifadeyi kullanıyordum. Abdülkerim Davinson diyordum ama bunu söylerken günlük formlardan ziyade iki oyuncunun profili üzerinden bunu söylüyordum. Hani Galatasaray'ın set oyununa çok daha iyi destek verdikleri için geriden pasta ve dribling üzerinden çıkışlarıyla bunu söylüyordum. Ama bence şu anda da Nelson yazılır Galatasaray'ın 11'ine, yanına partnerini hoca bulur. Davinson olur, Abdülkerim olur. Yani Nelson şu geride bıraktığımız süreçte, yani Davinson'un sakatlığından bu yana geçen süreçte bence geçen sezonun bile üstüne çıktı. Çok iyi oynuyor. Birçok işi gösterişsiz yapması belki Nelson'un az övülmesine sebebiyet veriyor. Şimdi Nelson şu artısı var. Pozisyon bilgisi o kadar yüksek ki başka bir stoperin mesela çok spektaküler bir hareketle çıkarabileceği bir topu son derece normal bir şekilde kalesinden uzaklaştırıyor. Çünkü pozisyon bilgisi çok yüksek. Ve biz bunu izlerken normal karşılıyoruz bazen. Ama değil. Yani bir maç içinde böyle 4-5 tane çok kritik hamleyi çok basit bir şekilde yapıyor Nelson. Özel bir oyuncu ve şu anda dediğim gibi Galatasaray'ın bence birinci stoperi. Hatta sezon sonunda yeniden bir transferi gündeme gelebilir. Milli takıma yeniden davet edildi. Oradaki süreleri de artarsa biz sezon sonunda yeniden bence Nelson'un transferini konuşuruz Avrupa'ya. Şimdi Galatasaray'da bu sezon çok önemli 3-4 tane oyuncu var. Neden önemli? Çünkü hesapta olmayan futbolcular. Yani planlamada ana planın parçası olmayan futbolculardan bahsediyoruz. Mesela sen Mertens söyledin ya, sezon başında Galatasaray 15 Eylül'de transfer dönemi sona erdiğinde aslında Nelson da bir ana parça, Mertens de bir ana parça değildi. Evet. Orada 10 numara pozisyonunda Kerem Aktürkoğlu Hakim Ziyech'ti Okan Hoca'nın ilk tercihleri. Çünkü Mertens'le ilgili ne diyorduk? Fizik gücü artık yeterli durumda değil.
sürekli bu tempoyu oynayamaz. 70 dakika, 80 dakika kaldıramıyor diyorduk ve Galatasaray bir B planı üretti Mertens'in bölgesine. Barış Alper'i sen söyledin, yine sezon başında bir ilk 11 oyuncusu değildi. Kerem Demirbay, bence o da değildi. 15 Eylül'de Galatasaray'ın 8 numarası Endombele'ydi kağıt üzerinde. O da çok ekstra bir iş yaptı. Ama ben Endombele'yi de Ziyech'i de kendi adıma hiç 11 oyuncusu olarak görmedim. Tabii ki yani o senin hani farklı bir bakış açın. Ama kağıt üzerinde hani Galatasaray'ın o bölgeye transfer yaptığı oyuncular olduğu için ve şimdi kariyer itibariyle de isim itibariyle de herkesin ilk 11 yazdığı futbolculardı ve Kaan Ayhan. Yani Galatasaray yine sezon başında birkaç bölgede hamle oyuncusu olarak düşündüğü bir futbolcuydu. Doğru. Yani bu dört futbolcunun çok ekstra performansları oldu Galatasaray adına bu sezon. Beklentilerin çok daha üstüne çıkan performansları oldu bence. Ve Galatasaray şu an bu noktadaysa bu dört oyuncu artı Nelson'un da Davinson'un sakatlığı sonrası gösterdiği performans çok belirleyici. Muslera zaten belli bir çizgisi var. O çizgiyi devam ettirdi Galatasaray'da. Torreira bir çizgisi var, o çizgiyi devam ettirdi. O yüzden de benim için bu 5 oyuncu, Nelson'la beraber 5 oyuncu çok özel Galatasaray adına. Ve şu an geldiğimiz noktada da takımın en kilit parçaların haline geldi bu 5 oyuncu. Sorunu tekrar cevaplayayım. Nelson Galatasaray'ın şu an birinci stoperidir. Yanına Abdülkerim ya da Davinson yazılır. Önümüzdeki süreçte de ben bunun değişeceğini pek zannetmiyorum. Bu son haftaların performansı anlamında mı Nelson'u daha çok beğeniyorsun? Davinson Sanchez ikisini kalite olarak kıyasladığında genel anlamda... Davinson kariyer bir büyük takım stoperi bence. Hı hı. Yani Galatasaray'ın oyununa çok daha uygun bir stoper Davinson Sanchez. Çünkü geriden hat kırıcı pasları var, driblingle çıkabiliyor, soğukkanlı. Nelson'un bu konuda problemleri var evet ama pozisyon alma konusunda ve şu anki form grafiği konusunda ve konsantrasyon. Mesela Davinson'a dönem dönem ben o konsantrasyonun düştüğü maçlar, anlar görebiliyorum ki bence kariyerinin Ajax Tottenham sonrası Galatasaray'a gelmesinin birinci sebebi o konsantrasyon eksikliği maç içerisindeki. Nelson'da bu hiç yok. Yani birde neyse konsantrasyonu 90 artı 5'te de aynı. Çok özeldir bir stoper için. Ve büyük takım stoperiyseniz çok daha kıymetlidir. O yüzden de ben şu anda Nelson'u birinci sıraya koyuyorum. Mevcut formlar itibariyle. Ama kalite dersen Davinson bence ligimize gelmiş en kaliteli stoperlerden bir tanesi. Bugün ikisini de ikisinden birini tercih gelmiş edecek geçmiş. Olsam. Evet. Evet benim için de öyle. Yani... Bugün tercih edecek olsam transfer anlamında bu oyuncuların başka bir yerde oynadığını düşünsem ben Davinson Sanchez'i tercih ederim. Aynı fikirdeyim. Ben sadece hani günlük şu anki form grafikleri ve konsantrasyonları itibariyle bunu söylüyorum yani. Şu an Nelson bence bir tık önde. Şimdi övdüğümüz futbolculara bak Muslera dışında. Nelson sezon başı gitti gidiyor. Barış alternatif olur mu olmaz mı ne olur? Mertens de aynı Mertens şeyi konuşuyorduk. Gitti gidiyor bırakıyor mu ne yapıyor? Yani geçen sezon bittiğimiz noktada ligi... Biz tartışıyorduk Mertens'in performansını ciddi şekilde. Hani yerine birisi alınmalı mı, alınmamalı mı tarzında konuşuyorduk hep. Kaan Ayhan aynı şekilde. Son haftaların performans kralı bence Demirbay, Kerem. Evet, Demirbay. Ona parantez açmak lazım. Yani özelliklerini övmek lazım. Birçok oyuncuda olmayan özelliklere sahip. O pozisyonda oynayan oyuncular sert... dinamik yani gücüyle, fiziksel gücüyle iş yapar. Bunun teknik açıdan da fantastik yeteneği de olan bir oyuncu. Yani tam şu anda da formu yakalamışken bence Galatasaray'a müthiş katkı sağlıyor. Şu anlamda da çok kıymetli. Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir bölgeden katkı geldi. Şimdi örnek veriyorum. Barış Alper çok net bir katkı verdi. Ama orada işte Kerem de bir katkı veriyor. Zaha da ara sıra oynuyor. Bir katkı bir şekilde alıyor Galatasaray. Ama 8 numara pozisyonu Galatasaray'ın kanayan yarasıydı sezon başından bu yana. Orada Kerem Demirbay'ın bu performansı, hani sezon sonunda tabii ki mutlaka Galatasaray şampiyon olursa birçok ismi konuşuruz burada ama şu Kerem'in 2024 yılının başından bu yana gösterdiği performans bence şu anki konumunda Galatasaray'ın çok belirleyici oldu. Bizi izleyen veya dinleyen teknik adamlar varsa belki akıllarına yatmayacak ama geçen de Kerem Demirbay'a bakıyorum. İsmail, Fred, Kerem Demirbay üçlüsünü düşündüm bir an. Müthiş iş yaparlar. Ya Kerem açısından şu kıymetli bence, çok net bir dönüşüm gösterdi Galatasaray'da. Yani Kerem'in alışık olmadığı bir rol aslında bu sezon Galatasaray'daki rolü ki başlarda biraz bocaladı. Yani çünkü Kerem Demirbay net bir 8 numaradır ama 10 numara pozisyonunda oynar, teknik kapasitesi yüksektir, pas becerisi, şut becerisi yüksektir ama hani çok temas etmeyi sevmez. Hatta kariyerinin en çok faul yaptığı sezonu geçiriyor bu sezon. Çünkü neden? Çok temas etmeyi bilmeyen bir oyuncu zaten.
O yüzden de o geçirdiği dönüşüme inanılmaz saygı duyuyorum. Altyapının önemi bence bu. Birden fazla pozisyonu oynamak ve birden fazla rolü oynayabilmek. Kaan Ayhan çok iyi bir altyapı ve şu anda birden fazla pozisyonu çok iyi oynaması bence bunun bir sebebi. Kerem Demirbay çok iyi bir altyapı eğitimi ve şu anda Galatasaray'da farklı bir rolü çok iyi adapte olarak oynuyor. Ya hep söylüyoruz işte altyapı eğitiminin önemi futbolda. Bence Kerem Demirbay çok net bir örneği bunun. Kerem Demirbay hakikaten çok farklı bir seviyede katkı veriyor. Bu Almanya'daki transferi 20-30 milyon euro civarında transferi olmuştu ya, evet. Almanya için. Rakamı hatırlıyor musunuz onu? Ben 25 ben diye hatırlıyorum. 28'e de 30 diye hatırlıyorum. Hoffenheim'den mi gitmişti? Evet. 28'e de 30 diye hatırlıyorum ben. Hemen söylüyorum. O dönem Alman milli takımına davet edildi. Bir maç galiba oynadı. 32 milyon euro. Yalnız bu performans Alman milli takımına tekrar götürebilir. Yok. Çok Almanların milli takımına ben Kerem'e döneceğini zannetmiyorum. O bölgede çünkü çok fazla oyuncusu var. Hani evet. Alman milli takımın yani yoğun olduğu bir bölge. O an işte Toni Kroos da mesela geri döndü milli takıma. Doğru. Ama yani çok değerli, kıymetli Galatasaray için Kerem Demirbay'ın bu performansı. İki maç oynamış zaten Almanya milli takımıyla. Yani son maçını 2017'de oynamış. Yani biz ilk maçında 2017'de geçtiğimiz oynamış. Sene işte Aralık ayında, Kasım ayında bu yayını yapsak, Kerem Demirbay'ı konuşsak diyecektik ki büyük ihtimalle olmadı. Yani olmadı mı acaba? Hayal kırıklığı ifadesini tutmadı. Kullanabilirdik. Tutmadı mı diyebilirdik. Yani o yüzden de Galatasaray adına işte bu ana planda olmayan futbolcuların verdiği katkı çok kıymetli hale geldi şu anda. Çünkü neden? Aslında ana planda olan futbolcuların beklentilerin altında kaldığı bir sezondan bahsediyoruz. Zaha, Tete, Ziyech, Ndombele, son dönemde Mauro Icardi. Evet. Galatasaray'ın ana parçaları bunlar saydığım oyuncular ve gerçekten de beklentilerin ciddi anlamda altında kaldılar son dönemde. Böyle bir atmosferde, böyle bir tabloda siz 4-5 tane oyuncuya ekstra katkı verdirtiyorsunuz. İşin en kıymetli tarafı bu bence Galatasaray adına. Kasımpaşa mücadelesinden ne bekliyorsun? Galatasaray için ligin kalanındaki zorlu diyebileceğimiz nispeten maçlardan bir tanesi. Galatasaray 10 haftadır kazanıyor ama karşısında ligin en skorer 3. en çok gol yiyen aynı zamanda 3. takımını bulacak Sarı Kırmızılılar. Sanki böyle bol gollü bir maç havası var. Var. Yani Kasımpaşa cesur bir takım. Rakibe göre plan yapmayan bir takım. Genellikle kendi oyununu oynamak istiyor. Bu Galatasaray için bir avantaj mıdır? Bence bir avantaj olabilir. Yani Galatasaray'ın bu sezon böyle oynayan takımlara karşı daha iyi performans verdiğini biliyoruz. Kapanan takımları açmakta genelde zorlanıyor Galatasaray. Bu anlamda dediğin gibi ben gollü bir maç bekliyorum. Gollü bir maç olursa bu iş Galatasaray'ın lehine mi olur, aleyhine mi onu göreceğiz. Yani mesela son Rize maçında Galatasaray 2 gol yedi. Duran toptan yedi belki ama pozisyon da verdi Galatasaray. Hani son dönemde Galatasaray'ın savunma performansında yediği gollerde olmasa bile verdiği pozisyonlarda bir artış görüyorum ben. Hı hı. Bunun birinci sebebi merkezdeki sakatlıklar, sürekli değişen merkez, devşirme sağ bek ve Derik Köy'ün hücumda çok iyi oynamasına rağmen savunmada verdiği orada boşluklar diye düşünüyorum. Yani Galatasaray bence şu anda savunma performansı anlamında sezonun genelinin biraz gerisinde şu anda. Bu Kasımpaşa için net bir avantajdır. Kasımpaşa'nın gol bulabileceğini düşünüyorum Galatasaray'a karşı. Ancak ligin kırılma haftası değil, kırılma günü olabilir. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe'den birkaç saat önce çıkacak maça. Hani bir gün önce, iki gün önce olsa bu kadar net bir etkisi olmaz. Şöyle düşünün, Fenerbahçe takımı otelde, Trabzon'da otelde ya da Rize'de maç saatini bekliyor. Televizyonda Galatasaray maçı açık. Galatasaray'ın kazandığı ve puan farkını 5'e çıkardığı bir senaryoda Fenerbahçe'nin sada gidiş psikolojisi değişir. Bu çok net, bunu kimse inkar edemez. Tam tersi de değişiklik yaratır olumlu anlamda. Evet. Yani bu yüzden de bu hafta ligin hani sezon sonunda fazlasıyla anabileceğimiz bir haftası olabilir puan tablosunda. Galatasaray'ın kazanacağı, Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği bir senaryo ligin dengelerini ciddi oranda değiştirir Galatasaray lehine. Tam tersi bir senaryoda da bence bu iş sonuna kadar gidermiş gibi duruyor şu anda. Fenerbahçe'nin işi tabii Galatasaray'a göre daha zor. Fenerbahçe stresi kaldırabilen bir takım değil. Stresi hissettiren bir takım. Stresli olduğunu anında anlayabiliyorsun. Bazılarında, bazı insanlarda da anlayamazsın. Sana renk vermezler. Ama Fenerbahçe bunu çok açık deklare eden bir takım. Fenerbahçe'nin en büyük eksiklerinden biri bu, defolarından biri bu. Fenerbahçe'yi çözebiliyorsun. Hani bazı insanlar vardır.
anlayamazsın ne olduğunu, iyi mi, kötü mü, yani zeki mi, aptal mı, nedir diye. Fenerbahçe direkt şeffaf takılabilen bir takım. Bunu örtbas edebilmek marifet. Böyle şeffaf kalmak marifet değil. Ama bu saatten sonra bunu değiştiremezsin. Ligin son haftalarına gelmişiz artık. Son virajdayken bunları yapamazsın. Dün akşamki yorumum da şuydu, yani Fenerbahçe'nin Trabzon'a giderken aklı da gözü de hep Galatasaray'da olacak. Tamam, Trabzon'u düşünüyor ama hep aklı. Sanki başka dünyada tek rakibi Fenerbahçe'nin, tek oyun oynadığı, tek arkadaşıymış gibi düşünüyor. Hep aklı ondadır. Sevse de, kıskansa da, anlatabildim mi? Anlaşamasalar da tek, hep aklı Galatasaray'da olacak. Şu var. Mesela ben Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili, Trabzonspor ilk 20 dakikada Nuri Şahin oyunu oynarsa, Antalya Spor yapmıştı ya sezon başında Fenerbahçe'ye, skor bulursa Fenerbahçe'nin toparlama işi biraz zor görüyorum. Yani bazı maçlarda deriz ya, ilk atan, ilk golü atan kazanır. Ben ilk golü atan kazanır demiyorum. Trabzonspor ilk golü atarsa kazanır diyorum. Fenerbahçe ilk golü atarsa da, çünkü Trabzonspor sabırlı oynuyor, İlerleyen dakikalarda gol bulabilir. Yalnız Galatasaray'da böyle bir handikap yok. Galatasaray'ın o kırgınlığı yok. Yaşamıyor yani maç içinde. Geçen ben şunu söylemiştim. Galatasaray kötü oynayarak şampiyon olabilir, Fenerbahçe olamaz. Olamaz. Doğru. Çünkü Galatasaray 1-0'ı, 2-1'i çok iyi oynuyor. Hı-hı. Kötü oynarken de skora gidebiliyor, skoru koruyabiliyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için mutlaka şu oyunun üzerine çıkması, o Eylül-Ekim ayındaki ayarlarına geri dönmesi gerekiyor. Yoksa şu oyunlar, iki takımın da oyunlarında defolar var bu arada. İbre'yi Galatasaray'a döndürüyor. Çünkü Galatasaray stres yönetimini senin söylediğin gibi çok iyi yapıyor. Bu biraz da son yılların verdiği olumlu bir etki Galatasaray adına diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de bir doğal baskı var, şampiyonluk baskısı var. Yılların getirdiği bir baskı değil bu. Klasik laf işte, şu kadar sezondur şampiyon olamıyor. O yüzden böyle, ben böyle bir teşhis koymuyorum Fenerbahçe'ye. Bu kırılgan yapısını teknik ekibin çözüp motive etmesi lazım. Fenerbahçe'nin kendini ikna etmesi lazım ilk önce. Yani bakıyoruz, bu kadar değişkenlik yaşayan bir takımın koyabileceğimiz tek teşhis bu. Kendiyle ilgili sorunu var. Baktığımda oyuncu kalitesine bakıyorsun. Hiçbir takımdan eksiği yok. Şimdi Galatasaray'la bazı mevkilerde sen belki diyebilirsin, Galatasaray'ın oyuncu kalitesi daha iyi. Bazı mevkilerde Fenerbahçe aynı öne çıkıyor. Ama havuzun, yani yedek kulübesinin toplam oyuncu şeyine de baktığımızda Fenerbahçe'nin kesinlikle Galatasaray'dan eksik bir yanı yok. Fazlası vardır. Anlatabildim mi? Daha geniş bir kadro. Daha geniş bir kadrosu kesinlikle var. Hamle gücü daha yüksek ama yani icraata geldiğinde bu işler öyle görünmüyor. Büyük maç kazanma işi biraz sıkıntılı. Bir de Fenerbahçe şimdi Galatasaray'ı düşünüyor, bu kurayı düşünüyor. Beni ligde yenen tek takım Trabzonspor diyor. Bunların hepsi geldiğinde total bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Şimdi Galatasaray kulübünü konuşacak olursak, takımını konuşacak olursak, tutmayan transferler, gelen benim kulağıma, belki siz kabul etmeyeceksiniz, bazı dedikodular var. Yani Icardi ile ilgili paraların ödenip ödenmediği, fazladan ödenecek paralar, ödenmeyecek paralar, onun bazı sıkıntılar yaşadığı, tutmayan transferler, bir daha söylüyorum, tutmayan transferler. Sezon başında da söylemiştim, bu kadar starı, yıldızı aynı anda transfer etmenin bazı riskleri vardır dedim. Bu kadar şey konuşuluyor, problemliymiş gibi görünüyor ama hiçbir şey yok, sular durgun. Fenerbahçe'de hiçbir problem yokmuş gibi, dün akşamki kötü oyundan tut, yani elle tutulacak somut bir problem ben sana söyleyemem. Ama psikolojik, görünmeyen, ruha hitap eden problemler var. Onlar çok büyük etken oluyor. Aradaki en büyük fark bu. Galatasaray hem camia olarak hem teknik adam olarak. Bak, hem camia olarak hem teknik adam olarak bazı şeyleri örtbas edebiliyor veya farklı yansıtabiliyor. Fenerbahçe bunu yapamıyor. Şöyle söyleyeyim. Dedim ya az önce, 29 maçın 24'ünü kazanmış bir Fenerbahçe. Konferans liginde çeyrek final. Tarihi bir seri Fenerbahçe adına, değil mi? Rekor kırdı Fenerbahçe. Evet. Böyle bir kulüpte bence olması gerekenden çok daha az bir teknik direktöre destek var şu an Fenerbahçe'de. İnanç var diyeyim. Normal şartlarda böyle bir takımın teknik direktörüne olan inanç ve destek zirve noktada olması gerekirken ben bunu göremiyorum Fenerbahçe'de. Halen o şüphelerin kafalardan çok fazla giderilemediğini, en azından bir kesimin, bunu gözlemliyorum İsmail Kartal'a karşı. Halen bazı taraftarların, bu bence azınlık değil, biz buraya futbolcularla geldik, bundan sonra şampiyon olursak işte Dzeko ile, Szymański ile, İrfan'la, Tadiç'te olacağız diyen bir kesim var.
Bu doğru bir yaklaşım değil bu arada, onu belirtmem gerekiyor. Ama teknik adama karşı Fenerbahçe camiasında hala bir güvensizlik olduğunu seziyorum. Ama bu kadar skora rağmen. Bu senin benim suçum değil. Teknik adamın kendisi hatası, suç da demiyorum. Yani suç da demiyorum ben hata bunu. Hata diyorum. Ama bak, doğru da bulmuyorum. Eksiklik diyorum. Yani doğru eksiklik da bulmuyorum diyorum. Hata da değil. Bu doğru bir yaklaşım değil bu arada. Dün akşam maç sonu çeyrek yani tur atlayan teknik adam kimdi dün akşam? İsmail Kartal. Maç sonu izledin mi? İzledim. Diğer teknik adamla ikisini yan yana koy, seslerini kıs, hangisi tur atlamıştır dersen Belçika takımı der. Hocanın ya, mizacında bu tamam, var. Tamam bak mizaç başka. Bak büyük takımı yönetirken kendinde de mutlaka değişiklikler yapmak zorundasın. İyi teknik direktör olmak ayrıdır. Büyük takımın teknik direktörü, büyük hoca olmak ayrı bir şeydir. Bunu aylardır anlatıyoruz. Artık yani bunları aynı şeyleri söylemek tatmin edici değil. Kulağa hoş bile gelmiyor ama bu saatten sonra da bir şeyi değiştiremeyiz. Şimdi daha önce İsmail Kartal'ı konuştuğumda bana hep iyi insan diyorlardı. Şimdi diyorlar ki kendini çok iyi yetiştiriyor. Yetiştirdiğin şeyi de pazarla kardeşim. Bir pazarla. Karşı tarafı motive et. Ya sen bir iş yaparken veya sen bir departmanında yöneticisin değil mi Onur? Hı? Evet. Konuya hakim olman lazım. Her şeyden haberin olması lazım. Yani raconu sen kesmelisin. O jargonu bilmelisin. Yani her camianın, her hitap ettiğin, peşinde kitleleri sürüklediğin camiaları böyle pasifçe yönetemezsin. Ben şimdi şunu söylemeliydim sana. Galatasaraylı bir arkadaşıma sorsam şu anda. Yarın Kasımpaşa maçı ne olur? Pazar günü. Kesinlikle kazanırız diyebiliyor Galatasaraylıların birçoğu. Fenerbahçeliler bırak Trabzonspor'la. Hani güçlü bir takımla oynuyorsun. Bir de arada bir şey olan sürtüşme demeyeyim de bir... Gerginlik. Gerginlik de demeyelim buna yani. Arada bir büyük yarış içinde olan diyelim. Yılların getirdiği bir şey diyelim. Başka bir Anadolu kulübüyle oynasa bile Fenerbahçe şu anda Fenerbahçe kesin kazanır ben diyemiyorum. Ve birçok Fenerbahçeli diyemiyor. Benim asıl derdim bu. Burada bizim bazı şeyler duman gibidir. Görürsün ama tutamazsın. Gözümüzün önündedir. Şu anda burada da bir duman olsa ekranlara da yansıyacak. Görünecek ama elimizle tutamayız. Fenerbahçe'de böyle kavrayamadığımız bir şey var. Bu dumanı dağıtabilecek tek kişi de teknik adam. Şu anda vereceği demeçlerle şunu söyleyeyim sana. Büyük bir iş yaptı. Tur atladı. Çeyrek finale kaldı. Ama demeçte şu var. Biz zaten sezon başından beri diyoruz bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Fenerbahçe tarafta teknik adam bunu demez. Kardeş biz bu yola çıktık, bu kupada final oynayacağız. En az final oynayacağız. Şimdi bir soru geliyor ona, klasikleşmiş sorular. Türkiye Ligi'ni mi tercih edersiniz, bu kupayı mı tercih edersiniz? İkisini de. Ukalalık kabul etmeyin bunu. Yani ben orada bir spor muhabirine veya şeye bile böyle serzenişte bulunmam ama vereceğim cevapla bunu bana sormana gerek yok. Ben Fenerbahçe'nin teknik adamıyım. Hepsine talibim derim. Anlatabildim mi ne demek istedim? Yani karşı tarafı da ezmeden öyle bir cevaplar vereceksin ki. Türk futbolunda büyük teknik adam olarak imza atmış, yer almış, camiaları temsil eden adamlar vardır. Fatih Terim'i, Mustafa Denizlisi, Şenol Güneş'i, Abdullah Avcı olabilir. Yani böyle... 3-5 tane daha isim koyabiliriz. Bir tane laf söylerler, atasözü gibi o tarihe işlenir. Mustafa Denizli'nin en az 3-5 tane Türk futbol tarihine geçmiş lafı vardır. 9,5 numara mıydı? 10,5 numara mı? Mesela %51 işini o çıkarttı Türk futbolunda, anlatabildim mi? Fatih Terim'in... İçimizdeki İrlandalılar dedi Mustafa Hoca. Yıllarca konuştuk. Evet. Yani İsmail Kartal'ın hangi sözüyle hatırlayacağım ben? Ben onun geçen... konu açılmışken örneğini verdim. Ben mesleki anlamda basın toplantılarına çok büyük önem veririm. Basın toplantısı demek benim manşetimdir. Hı hı. Ama İsmail Kartal'ın basın toplantılarının olduğu dönemde ben manşetime başka bir şey yapmak zorunda kalıyorum. Hı. Çünkü hoca net mesajlar veremiyor. Hı. Bu bir zahaf mıdır? Hani bizim ülkemizde bu belki kulüp politikasıyla da alakalı. Olamaz. Yok, hocanın bence şey. Mizacıyla alakalı bu. Yani hocanın verdiği bir mesaj direkt lige yansımalı, yani rakipler üzerine bir etki etmeli. Bu başarıya giden yolda bir silah mıdır, araç mıdır, o tartışılır. Hani bu gerekli midir bir teknik direktörde? Avrupa'da bunu çok fazla dikkate alıyorlar mı? Ama bizim ligimiz biraz farklı dinamikleri. Hani çünkü bizim ligimizde saha için yönetmek kadar saha dışı yönetmek de kıymetli. Hani teknik adamların bu anlamda omuzunda bir yük daha var bizde. Yoksa hoca Almanya'da olsa kimse bunu sormazdı, sorgulamazdı büyük ihtimal. Ama bizim ligimizin böyle bir gerçeği var.
O anlamda ben de katılıyorum. Evet, İsmail Hoca'nın mesajlarının çok daha net camiaya olması gerekiyor ama bu değişebilecek bir şey olarak görmüyorum ben. Beğendiğin bunu veya sana itici gelen teknik adamların basın toplantılarını gözünün önüne getir. Beğendiğin veya beğenmediğin, bu yerli Türk de olabilir, yabancı da olabilir. Hepsinde bir iz bırakır gidersin. Yani teknik adam bırakıp gider. Olumlu veya olumsuz. Ya seni tahrik eder ya mutlu eder. Şimdi bu yabancı teknik adamlarda da var. Klopp'undan tut. Hani beğendiğin teknik adamları gözünün önüne getir. Ya Fatih Terim en büyük örneklerinden biridir bunun. Yani Fatih Terim'i ya seversin ya nefret edersin. Türkiye'nin birçok kısmı sever, hayranlık duyar. Belli bir kısmı da nefret eder. Ortası yoktur. Dünya liderlerine baktığında da böyledir. Yani diğer türlü lider olamıyorsun. Yani bir uç olmak, net olmak zorundasın. Flu konuşmalardan, gri işlerden ben nefret ederim. Hayatım boyunca. Yapmacık ben mesela davranamam. Kendi açımdan söylüyorum sana. Politik cevaplar veremem. Ama ben peşinden koştuğum bir camianın teknik direktöründe böyle güçlü olmasını istiyorum. Yani böyle yumruğu vurduğu anda ses gelsin istiyorum. Benim teknik direktörüm kötü bir insan değil. Naif beyefendi. Onun yaptığı asilce bir davranış. Tamam. Ama Fenerbahçe camiası inanılmaz bir virajda şu anda. Yatırım yapılmış, yapılmış, yapılmış. Her şey verilmiş. Ona emanet edilmiş. Şu anda çok güçlü kalkması lazım. Ama ben teknik direktörüme baktığımda dün akşam izliyorum, bakıyorum. Turu geçen teknik direktör belki tarih yazacak Avrupa'da. Ama benim teknik direktörüm böyle konuşuyor. Ben otururken de ben de pek dik oturamıyorum. Hani şey oluyor, rahatsız oluyorum ama benim teknik direktörüm spordan gelme, sporculuktan gelme. İnanılmaz etkilemesi lazım karşı tarafı. Ama bu kadar beyefendilikte, bu kadar beyefendilikte zarar verici. Şimdi bu takım hep neyi konuşuyoruz? Psikolojik üstünlük lafı çıktı bu sezon biliyorsun. O bana geçti, sana geçti hesabı. Ondan sonra tuzağa düşen bir Fenerbahçe var. Psikolojik üstünlük bize geçti demişti İsmail Kartal. Ondan sonra o lafın tuzağına düştü, esiri oldu o lafın. Şu anda Fenerbahçe psikolojik olarak geride bir takım. Fenerbahçe'nin bunları sen ben düzeltemeyiz. Başkan ne kadar ne yapabilir? Örnek yöneticiler ne kadar ne yapabilir? Bir tek teknik adam majör bir hareket yapması lazım. Radikal bir hamle yapması lazım ki değişmesi lazım. Çünkü şurada 9 tane maç kalmış. Avrupa'ya da baktığında yani o kadar yakınsın ki uzanıyorum, rafa uzanıyorum, ayaklarımın üzerine de çıktım, yakalayacağım, tutacağım, tutamıyorum. Sadece bir şeye ihtiyacım var ya, Onur veya Kerem arkamdan şöyle itin. Yani beni kaldırmanıza gerek yok ya. İtseniz işe yakalayacağım. Fenerbahçe o durumda bu teknik adamın bunu yapması lazım. Ama mizaçla ilgili bir şey dediğimiz bu gibi. Bu değişecek bir şey değil. Ya çok ya, zor yani. Bak ben 50 tane cümle hatta kullandım. Hatta değişirse 50 tane cümle kullandım. Tek teşhis bu. Değişirse olmaz. Olmaz diyorsun yani. Ama bu bunlar bir. Bu arada slogana da niye bu kadar takılıyoruz şimdi? Hoca ismi vermeyeyim ama Fenerbahçe'nin daha önce sadece slogan atan, bak sadece slogan atan, netice alamayan ve sadece slogan attığı için taraftar tarafından sempati beslenen teknik direktörü de oldu. İkisi yani bir arada olacak zaten. Hani sırf slogan. Hayır. Olmaz abi zaten. Boş laf istemiyoruz ki biz. Abi netice önemli altı, ya burada. Altı dolu bir şey olması başarıyla lazım. Başarıyla birleştirdiğin zaman zaten. Boş laf istemiyoruz abi. O zaman iki tane şairden söz alıp gelsin burada. Bir tane kıtayı ezberlesin. Bana burada anlatsın. Ben bunları istemiyorum. Yani o zaten sözün altı dolu olacak veya sözün bir hedefi olacak. Ya zaten bizim söylediğimiz bir şey aslında çok doğru bir şey de olmayabilir. Biz sadece ligin dinamikleri üzerinden bunu konuşuyoruz ya da ülke futbolu dinamikleri üzerinden. Bugünlerde bu lazım. Bak Fenerbahçe'nin fiziksel açıdan düştüğünü de gözlemliyoruz. Çok iyi oynayan bir Ferdi vardı. Herkes o kadar çok maç oynadı ki yorgunluk diyor. Ya büyük oyuncu olacaksan yorgunluk zaten kelimesini kullanmayacaksın. Ferdi'nin bile artık motivasyon götürmüyor, beyin götürmüyor, ayakları evet, gitmiyor. Yorgunluk çok ciddi. İsmail beni şok etti. Dünkü maçta İsmail beni şaşırttı. Benim son yıllarda en çok övdüğüm, beğendiğim oyun anlamında da ben orta sahacıyımdır. Yani böyle orta sahım güçlüyse, dinamizmi orada oluşturabiliyorsam beynidir benim için. Hani bazı futbol severler için futbolun içinde sektör olarak çalışmıyorlarsa futbol severler için golcüm varsa en mutlusu onlardır. Herkes ne oldu? Bütün Türkiye Icardi'ci oldu. Taraflı tarafsız Galatasaraylı olmayan çocuklar bile Icardi'ci oldu. Ama benim şeyim orta sahadır. Mesela İsmail müthiş işler yapıyor diye düşünüyorum. Trabzonspor maçında bana desen ki ya olmazsa olmazın kim? Fenerbahçe kadrosunda. Mesela Ciku formda, Osterwolde formda işte kimi oynat İsmail olmazsa olmazın benim. Herkes Fred diyebilir. Benim sen İsmail ben İsmail derim. Bu haftaki iki maçı düşündüğünüz zaman hem Kasımpaşa Galatasaray hem Trabzonspor Fenerbahçe farkın değişeceği
bir senaryo öngörüyor musunuz? Aradaki puan farkının mı? Evet. Yani Fenerbahçe eşitleyebilir, öne geçebilir. Galatasaray farkı açabilir. Bu tip bir durum söz konusu olur mu? Yoksa iki takım da kazanır ya da iki takım da kaybeder gibi bir bakış açınız var mı? İkisi de zorlu deplasmanlar oynuyor. Tabii Fenerbahçe'nin oynayacağı maçın anlamı daha farklı. Ya ben Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin bile bir kayıp olacağını, yani maçı 3 puan kaybetmiş gibi olacak. Berabere kalsa bile benim gözümde. Çünkü artık iyice rakibine vermiş olacaksın yularları. Kerem, yani çoğu maç öncesi tahminlerimde net konuşurum. Tutar veya tutmaz. Fenerbahçe bana dün akşamki maçı izledikten sonra ve burada yorum yapacağız diye böyle sanki stadın içindeymiş gibi izledikten sonra, maçı yaşadıktan sonra şu anda bir tedirginlik yaşatıyor. Ama kendi kendime diyorum, Ozan sen bir hafta önceki Fenerbahçe'yi izlediğinde, Belçika'daki Fenerbahçe'yi izlediğinde de bambaşka bir havaya girmiştin diyorum. Fenerbahçe ben iki şu anda maçında kendi adıma çok uç noktalarda yaşandığını düşünüyorum. İki maçın ortaya çıkardığı neticenin bunu çok uç noktalarda. Bunu biraz açar mısın? Anlayamadım. Açayım mesela. İlk maçın neticesi 3-0. Oyun 1-0. Sen Fenerbahçe'nin maçları diyorsun. Fenerbahçe'nin maçları için söylüyorum. Yani Fenerbahçe 1-0 kazanabilirdi. 1-1 bitebilirdi maç. 0-0 bitebilirdi. 3-0 Fenerbahçe'nin oyunuyla alakalı övgü seviyesini arşa çıkardı. Fiziksel olarak müthiş bir oyun vardı ama hücumdaki üretkenlik, yani hücumda büyük bir üretkenlik yoktu. 3-0'lık bir maç değildi. Dünkü maçta 3-0 biten mücadelenin ardından artık bitmiş bir eşleşmeydi. Oyuncuların bu eşleşmeye çıktıkları vakit, bu karşılaşmaya çıktıkları vakit mutlaka fiziksel olarak kendilerine dikkat etme düşünceleri bence ağır bastı. Ben hiç önemsemiyorum dünkü maçın performansını. Ben de bakış açısını şöyle değiştireyim. Fenerbahçe 3-0 rakibini yenip geliyor. Burada elenmeyeyim de ne olursa olsun mantığıyla oynuyor. Evet. Galatasaray ve Okan Buruk'u koy. 3-0 rakibini yenip gelsin Prag'da. Ama bilemeyiz artık. Burada. Bu ya yaşanmış tamam, bir şey üstüne ama bu, konuşmak ama, var. Hayır, yaşanmış bir şey değil. Bugüne kadar aşırı senin beyninde, beynin şöyle bir çukurmuş gibi düşün. Bak burada birike gelen şeyler bu. Bugüne kadar topladığımız gördüklerimizin birikiminin sonucunu söylüyoruz bunu. Fenerbahçe'nin yani dün akşam kesinlikle yenilmeden çıkması lazımdı. Neden? Ya benim aklım Trabzonspor. Sen Trabzonspor'un yarın antrenman yapma kardeşim. Trabzonspor maçının antrenmanını da orada yap. Dün şunu söyleyeyim. Kadroyu gördüm. Doğru kadroyla çıktı. Doğru kadro, doğru iş 20 dakika tuttu. İlk 20 dakika dedim ki bravo ya. Fenerbahçe'ye bravo. Teknik adam motive etmiş. Sanki 0-0'ın rövanşını oynuyor ve Fenerbahçe'ye gol lazımmış gibi oynadı. 20 dakika ayrı bir Fenerbahçe, 70 dakika ayrı bir Fenerbahçe izledik. Yorgun, nasıl olsa cebinde kur. Hayır, ben bunları istemiyorum. Sen şampiyon olacaksan, sen idare edeceksen bunları yapacaksın. Ama bu realitedir. Tur cebinde. Ama idare edeceksen bunları yapacaksın. Hayır diyeceksin. Hatta şöyle düşün, tur o kadar cebindeydi ki adamların en önemli iki oyuncusundan biri cezalı, diğeri kulübedeydi. Evet, evet. O da şaşırtıcı bir olaydı. Yani. Aynen. Ya Puertas'ı, ben Fenerbahçe oyuncusuyum. İlk maçı 3-0 kazanmışım. Puertas'ı maçtan önce kadrolar geldiğinde ilk 11'de görmüyorum. Şunu düşünürüm. Ya bu adamlar bırakmışlar. Rakibin de bir umudu yok. Yani senin de motivasyonunu bu aşağı çeker. Benim aşağıya çekmemesi lazım diyorum. Ben de büyük takım olacaksan, hedeflerin büyükse sen idare eden takım değilsin. Ben bunu anlatmak istiyorum. Ya yani aynı örnekleri veriyorum. Lider kapasite şeyi yüksek diye birçok insana da itici geliyor bu örnek ama Fatih Terim takımı yapabilir miydi dün bunu? 3-0 orada gelmiş. Burada yani böyle Rolantı'da yapar mıydı? Çok fazla dikkate alınacak bir maç değil. Mesela ben Pendik maçına daha fazla bakarım bu anlamda. Ama sen iki gün sonra şeyle oynuyorsun. Trabzonspor'la oynuyorsun ölçü ya. Ve şimdi o maçın odaklanması, konsantrasyonu zaten doğal olacaktır. Hani öyle bir sorun olmayacaktır. Hani oyun anlamında ben bu maça bakmam o yüzden. Çünkü Fenerbahçe'nin bir gerekçesi var bu kötü oyuna dair. Ama mesela Pendik maçına bakarım Fenerbahçe adına. Evet, son bir 4 dakikamız içine gidiyoruz. Ozan Zeybe'ye sordum. Tam net bir yanıt alamadım. Fark değişir mi şeklinde bir sorum vardı. Bu ihtimal nasıl görüyorsun? Fark iki takımdan birinin lehine değişme olasılığı görüyorsun. Galatasaray adına değişme ihtimali görüyorum bu hafta farkın. Yani artma ihtimali görüyorum Galatasaray adına. Fenerbahçe için şunu söyleyeyim. Zaten evet oyunda bazı problemler var. Son 17 maç Trabzonspor'a karşı 3 galibiyeti var Fenerbahçe'nin. Son dönemde ciddi şekilde Trabzonspor'a karşı zorlanıyor. Akyaz'da son 7 maçta da bir galibiyeti var Fenerbahçe'nin.
Artı bunun üstüne Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum, Abdullah Hoca faktörü falan derken çok zor bir maç bekliyorum ben Fenerbahçe adına. Yani Fenerbahçe'nin puan kaybetme ihtimalini görüyorum. Dolayısıyla Galatasaray'ın kazanması durumunda bence fark açılabilir. Böyle bir ihtimal var. Böyle bir ihtimal olursa da dediğim gibi dengeler değişecek ligde. Bakalım neler getirecek pazar günü. Öyle ya da böyle belirleyici bir hafta olacak gibi görünüyor. İki takım kazansa dahi bunu söyleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe çok zor bir maçı kazanmış olacak. Galatasaray'ın galibiyetinin ardından bile bunu yaparsa sarı lacivertliler ligi sonuna kadar götüreceğine dair yine ciddi bir mesaj Kerem, verecek sevgili seyirciler. Net cevap verememiş gibi oldum ama şöyle bir cevap vereyim. Çapraz bir cevap vereyim sana. Galatasaray Trabzonspor'la oynasa, Fenerbahçe Kasımpaşa'yla oynasa ben yine Fenerbahçe Kasımpaşa'yı rahat yener diyemez. Diyemem. Anlaşılır oldu değil mi? Evet. Zaten son dönemde Fenerbahçe'nin rahat kazandığı kaç tane maç oldu? Hatay deplasmanı dışında. Son iki aylık süreçte olmadı zaten. Yani her maç Fenerbahçe adına farklı bir kriz, farklı bir heyecan, gerilim şeklinde geçti. Böyle bir tabloda bu hissiyat çok doğal bence de. Normal yani. Yani son haftalara bakıyorum hakikaten. Evet, Hatay Spor maçı hariç. Fenerbahçe'nin her maçı maç 80. dakikaya bir skorda krizle girdi. Birçok maçı 90'da kazandı Fenerbahçe. Bazısını 80'den sonra çözdü. Bazısını 90+5'te çözdü. Ama Hatay maçı dışında Fenerbahçe'nin taraftarının böyle rahat rahat keyifle izlediği bir karşılaşma olmadı. Geçen sezona benzetiyor musun Fenerbahçe'nin son haftalar çok performanslarını? Hep şu ifadeyi kullanıyorduk hatırlarsan, bu şekilde gitmez bu iş. Yani bu oyunla bu şekilde Fenerbahçe takılacak bir yerde diyorduk ki İstanbulspor'a takıldı Fenerbahçe. Sonra Giresun'a takıldı ve artık film koptu o saatten sonra. Dedim ya Fenerbahçe'nin kötü oynayarak şampiyon olma şansı yok. Fenerbahçe şu oyunda şampiyon olamaz. Galatasaray olabilir. Buraları oynamayı iyi bildiği, stresi iyi yönettiği için. Ama Fenerbahçe mutlaka oyununu yükseltmek zorunda şampiyonluk adına. Hemfikirsiniz sanırım. Kesinlikle. Son 2 dakikamız içindeyiz artık. Bunu belirteyim. Kasımpaşa Galatasaray maçına dair senden bir yorum almadım sanırım. Kasımpaşa Galatasaray maçında ben gollü bir maç bekliyorum. İki tarafında gol atacağını düşünüyorum. Bugünkü yayında bir arada geçti bir böyle. Bir dakikamız var bu arada. Arada şöyle bir şey söylemiştim. Kasımpaşa ligin benim gözümdeki en fantastik takımı. Oyun anlamında da zevk veriyor. Kaçak dövüşen bir takım değil. Onu söyleyeyim yani. Açık futbol oynamayı tercih eden bir takım. Şöyle bir şey, yarın Galatasaray'a yani pazar günü Galatasaray'ı 3-1 yenmiş Kasımpaşa da beni şok etmez. 5-1 yenilmiş bir Kasımpaşa da şok etmez. Şu anda hani bazı takımlar vardır. Kasımpaşa'nın sıralamada altındaki daha alt sırasında olan takımlarda bile diyebilirim. Galatasaray yener ama yani en fazla 2 tane gol atar diye. Bu Kasımpaşa dışındaki birçok takım için yorum yapabilirim. Kasımpaşa için Galatasaray maçı ile ilgili çok geniş bir yorum yapıyorum. Yani gollü bir maç bekliyorum. Sadece net söyleyebileceğim o. Süremizin de sonuna geldiğimizi belirtelim. Ozan Zeybek teşekkür ediyorum. Onur Özkan aynı şekilde. Noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler spor gündemine. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.